Geçmişten günümüze bağımsız korku oyunu camiasından birçok başarılı isim aklımıza kazındı. Mesela Andreas Rønnberg, kendisi Afraid of Monsters ve Cry of Fear gibi 3. parti firmaların korku oyunu yaparken örnek alması gereken 2 tane kalbimize kazınan oyun yapmıştı. Hikaye ve atmosfer tarafını Silent Hill, oynanış tarafını ise Resident Evil'dan esinlenerek yaptığı bu iki oyunda çıkışından 10 sene geçmesine rağmen günümüzde yabancı medyada hakkında güncel olarak birçok hikaye analiz videosu yapılmaya devam ediliyor. Afraid of Monsters birçok konuda hatalı bir yapım olduğundan buzdağının görünmeyen yüzünde kaybolsa da unutmayın ki Cry of Fear onsuz var olamazdı. Andreas Rønnberg'ün tek başına 12 yaşındayken yaptığı bir oyundu bu. Ayrıca Rønnberg ileride bir gün Afraid of Monsters'a bir remake yapmak istediğini dile getirdi. O oyunun büyük bir potansiyeli var. O yüzden umarım bir gün o projenin hayata geçirildiğini görürüz. Cry of Fear'ın popülerliği 2021 yılının Ocak ayının 28'inde Pyrocynical adında Frui'leri çok seven bir abimizin harika videosuyla büyük artış göstermişti. Ben bu video yüklenmeden birkaç hafta önce 2020'nin yılbaşında Cry of Fear oynamıştım ve 13 Ocak günü amatörce bir videosunu yapmıştım. Bu oyunun kalbimde çok ayrı bir yeri vardır. Ama tabi bu Cry of Fear videosu olmadığından hızlıca bu ücretsiz oyunun neden bir başyapıt olduğunu geçmek zorundayım. Cry of Fear'da tıpkı Silent Hill yapımları gibi her şey sembolizm içeriyordu. Her bir düşman karakterimizin o karanlık iç dünyasıyla, hissettikleriyle, duygularıyla bağlantılı durumdaydı. Her ateşlediğim kurşun sonucu öldürdüğüm düşmanların yerdeki cesetleri bana adeta bozuk psikolojimdeki yaraları sarıyormuşum hissini veriyordu. Mekan tasarımları İsveç'in başkenti Stockholm'dan esinlenmiş durumda. Burası aynı zamanda Andreas Rønnberg'ün doğduğu ve yaşadığı yerdi. Düşmanların ve çevrenin başarılı ses dizaynları ve birçok psikolojik hileyi içine barındırmasıyla jumpscare'dan çok atmosferine güvenen bir oyundu Cry of Fear. Yeni silahlara ve düşmanlara güzel aralıklarla size sunan bu oyun kendine gereksiz yere uzatmadan çok güzelce bitiyor. Bitirdiğim zaman oyun beni öyle etkilemişti ki 2021 yılında Spotify'da en çok dinlediğim müziklerin ilk üçünde Cry of Fear yer alıyordu. Ama tabii ki de tek etkilenen insan ben değilim. Koluna Cry of Fear dövmesi yapan insanlar bile var. Birçok insan Andreas Rønnberg'ü zincirlerle kalbine bağlamış durumda. Birçok sanatçı dostumuz adamın fotoğraflarını çiziyor ve kendisine atıyor. Hayranı çok var. Andreas Rønnberg gerçek bir sanatçı. Evet, oyun yapımcısı demiyorum, sanatçı diyorum. Kanalında bir oyuna bağlı olmayan, tamamen hobi odaklı müzik yaptığını görebilirsiniz ve adam çok iyi pişiriyor. Ama tabi bana kalırsa müziklerin zirvesi Cry of Fear. Cry of Fear'ın soundtrack olarak listesi bir oyunda görüp görebileceğiniz en ruhani müzikleri içinde barındırıyor. Şarkının ismi neyse cidden dinlerken size o şarkının başlığındaki duyguyu aktarmayı başarıyor. O melankoliyi, o öfkeyi, o depresifliği hissediyorsunuz. Okul bölümüne girerken arkada çalan Yalnızlık isimli şarkı eşliğinde hissettiklerimi 3 senedir unutmadım ve eminim ki uzun bir süre daha o anki hislerini benle beraber yaşamaya devam edecek. Andreas Rønnberg şu an yeni bir psikolojik korku oyunu üzerinde çalışıyor. Ben de diğer Cry of Fear fanları gibi bu yeni projeyi sabırsızlıkla bekliyor durumdayım. Sizlerle tanıştırmak istediğim bir diğer başarılı isimse Nikita Koryakov. Bu ayı süren Rus geliştirici dostumuz en başarılı psikolojik korku temalı görsel romanlara imza atmış biri. Hele ki kendisinin son oyunu Mike Outside adeta Andreas Rønnberg'ün elinden çıkmış dedirten müzikleriyle kalbime dokunmuştu. Görsel roman olmanın getirdiği fırsatla beraber bulmaca çözüp yürümektense her bir dakikası diyaloglarla dolu olan bu oyun, beden dismorfik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluğu, psikoz ve anksiyete tarzı birçok zihinsel hastalığı çok başarılı şekilde oyuncuya aktarıyordu. Zihinsel hastalıkları işleyen yapımlar bu bireyleri anlamamıza ve onlara nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bize bir fikir sunuyorlar. Bu sorunlarla boğuşan insanların kendisinden bir parça görmesiyle de kalplerine bu yapımlar özel bir yere sahip oluyor. Ama önemli olan bu tür bağdaştırabilir medyaları kendi psikolojik sorunlarımızın üstesinden gelmek için bir araç olarak kullanmak. Onları intiharı veya da depresyonu dramatize etmek için sevmek yanlış bir eylem. Tabii ki tabii ki depresif müzikler dinlemek gibi insan doğasına çok yanlış yaklaşabiliyoruz. Maalesef çoğu insan bunun farkında değil. Özellikle de Cry of Fear fanları. Kolumda intihar halısı dövmesi barındıran biri olarak söyleyebilirim ki çok uzun süre bunun farkında ben de değildim. Mike Outside iyi bir hikaye sunmasının yanı sıra sanat tarzıyla da oyuncuyu korkutup rahatsız etmesini başarıyordu. Oyunun başlangıç sahnesi bile direkt ses dizaynıyla, diyaloglarıyla size karakterin iç dünyasındaki terörün ortasına bırakıyordu. Nikita Koryakov 2017 yılından beri bizlerin hayatında. Şu an kendisi de yeni bir psikolojik korku oyunu üzerinde çalışmakta. Bildiğim kadarıyla bu da bir görsel roman olacak. Elini sıkıp asla bırakmak istemeyeceğim bir diğer adamsa David Simanski. Kendisi 2018'de aşırı ses getiren Dusk oyunuyla piyasaya bomba gibi bir giriş yapmıştı. Dusk Quake'in esinlenen sizi FPS camiasının eski görkemli günlerine götüren aşırı başarılı bir arcade FPS veya da boomer shooter. Doom Eternal hariç senelerdir 3. parti stüdyolardan bir arcade FPS oyunu göremiyoruz. Ama bağımsız geliştiriciler bu oyun türünü diri tutmak için ellerinden geleni yapıyor. Turbo Overkill veya da Ultra Kill tarzı aşırı başarılı arcade FPS'ler piyasada bulunmakta. Arcade FPS temalı postal oyunu bile var lan. Dusk'ın çıkışıyla beraber Steam retro görünümlü başarılı veya da kötü birçok arcade FPS'de kaynamaya başlamıştı. Benim Dusk'a aşık olma sebebimin başında ise Lovecraft'in hayatımıza soktuğu kozmik korku teması geliyordu. Psikolojik veya da paranormal korkuyu aşırı fazla görsek de kozmik korkuyu çok fazla medyada göremiyorum. Dusk aksiyon odaklı bir first person shooter olsa da tıpkı oynanış tarafındaki harikalığı gibi atmosferdeki korku tarafı da başarılıydı. Oynarken kapalı alanlardaki düşmanları bir an önce temizleyip kendimi dışarıya atmak istiyordum. Gerçi açık alanlarda bile atmosfer insanı rahatsız ediyordu. David Dusk'ın hemen ardındansa 1 saatin altında bitirebileceğiniz kozmik korkuyu direkt temeline koyan korku oyunu Iron Lung'ı yapmıştı. Bu oyunu aylar süren ertelemeye bir nokta koyup oynayınca anladım ki oyuncuyu korkutmak için binlerce liralar harcamaya gerçekten gerek yok. Sadece birazcık yaratıcılık gerekiyor, o kadar. Hatta David bu dediğimi Iron Lung sonrasına çıkarttığı Sincap Zımpalayici oyunuyla bir kez daha kanıtlamıştı. Bu saydığım isimlerin yeni bir proje üzerine çalıştığını duyduğumuzda her zaman sağlam bir deneyim sunacaklarını biliyoruz. Bugün sizlerle tanıştırmak istediğim isim ise Akuma Kira. Kira'nın ilk işi 2014 yılında piyasaya sürdüğü Spooky's Jumpscare Mansion oyunuydu. Kendisi 5 saatin altında biten çizgi filmsi sanat dizaynı kullanan bir korku oyunuydu. Başlarda çocuklara uygun, renkli ve tatlı bir korku oyunu gibi gelse de ilerledikçe oyun bükülmeye başlıyor ve vücut korkusu elementli canavarlar sizleri kovalamaya başlıyor. Canlı etten duvarların sizi koridorda tutsak tutmaya çalıştığını da unutmayın. Her bir düşman dizaynı güzel, hayaletlerden korkmayanlar için böceğimsi düşmanlar bile var. Düşmanların her birinin ses dizaynı da modelleri gibi başarılı şekilde ele alınmış. Böceğin sizi kaşındıran ayak seslerinden tut, bir hayaletin sizle bükülmüş bir sesle konuşması ürpertici. Bu bir yürüme simülasyonu, yani tam yayıncı oyunu. Bu yüzden de çıktığı dönem bayağı oynanmış ve popüler olmuştu. Tıpkı Outlast veya da Slender the Rival gibi oynaması aşırı basit bir oyun. Amacımız etraftan puanlar toplayarak sıradaki bölüme geçmek. Bunu yaparken de düşmanlardan kaçmamız gerekiyor. Yakalanırsak da başa dönüyoruz. Oynanış basit olsa bile hızlı değişkenlik gösteren canavarlarla beraber oyun kısa oynanış süresiyle ve kaliteli ses dizaynıyla oyuncunun sıkılmayacağı keyifli bir vakit geçirmesini sağlıyor. Hatta şöyle güzel bir bölümden bahsedeyim. Bir kısımda Spooky, yani bu malikanenin sahibi olan ruh, yeteri kadar hayatta kalmayı başardığımızdan ötürü bize ödül olarak sınırsız stamina vereceğini söylüyor. Sınırsız stamina demek sınırsız şekilde koşmak demek. Bu her zaman böyle olmuştur. Ama oyun burada sizi alay edercesine koşma özelliğinizi elinizden alıyor. Ve tamamdır, artık stamina sınırsız, barın asla bitmeyecek diyor. Böylelikle bizi kovalayan kozmik korku elementli yaratıklardan kaçarken koşamamak, sadece yürümek oyuna apayrı bir gerginlik katıyor. Spooky's Jumpscare Mansion güzel bir oyun. Yürüme simülasyonu olduğundan ötürü kötü olduğunu düşünmeyin. Günümüzde yürüme simülasyonlarına karşı bir ön yargı var ve bunu anlıyorum. Bu oyunların amacı bizi atmosfer veya da görsellikle içine çekip basit bir oynanış ile eğlendirip korkutmak. Bunu yaparken de iyi veya kötü bir hikaye anlatıyor işte. Ama şöyle bir gerçek var ki bu oyunların hiçbiri korku tarafını başarılı yapamıyor. Birçoğu cidden korku tarafında başarısızlar. Evet, ekrana çıkan şey seni korkutabilir ama buna kaliteli bir korku diyemeyiz. İnsan her daim beklemediği anda ekrana son ses fırlayan yaratıklardan korkar. Bazıları sonuçta oyun korkutmayı başarıyor mu? Başarıyor, ben buna bakıyorum diyor. Böyle düşünenlere saygı duyuyorum ama dediğim gibi oyunun seni sesi kökleyerekten böyle basit bir yöntemle korkutması başarılı bir korku deneyimi sunmuyor. Peki ya kaliteli korku nedir ki? Bu sorunun cevabını bugünün konusu olan Akuma Kira'nın ikinci oyunu cevaplıyor. Lost in Vivo bugüne kadar oynadığım en rahatsız edici ve en zekice hazırlanmış korku oyunuydu. Genellikle biz YouTuber'ların video başlıkları her zaman ilgi çekmesi ve tıklanması için abartı olur. Hatta bazı insanlar vardır, Geriz mod ERG'lerinden bahsederken başlığı ERG olduğunu bile yazmaz. Ama bu sefer sizi temin ederim ki başlıkta bir abartı yapmıyorum. Lost in Vivo bir first person shooter hayatta kalma korku oyunu. Kendisi PlayStation 1 korkusu türünün en kaliteli örneğidir. Bu türe mensup oyunlar PlayStation 1'in görselliğini, ses dizaynını ve oynanışıyla hazırlanmıştır. Sizlere ne kadar bölüm dizaynıyla veya oyun motoruyla modern bir oyun oynadığını bilsen veya hissetsen de bir yandan da PlayStation 1 konsolunun kısıtlamasını hissettiren oyunlardır. Modern oyunculara saçma gelebilir ama PlayStation 1 oyunlarının uğursuz ve ürkütücü bir teması vardı. Bir aksiyon oyunu oynasam bile sanki lanetliymiş gibi hissettiriyorlardı. Birçok bağımsız geliştirici sizlere bu duyguyu tekrardan yaşatmak için PlayStation 1 korkusu dediğimiz oyunlar çıkartıyorlar. Bu oyunlar 90'lar ve erken 2000'lerin estetiğiyle sizlere bir şeylerin yanlış olduğu hissini veriyorlar. Geçmişe dair nostaljik hislerinizin hepsi korkuyla yozlaşıyor. Eskimiş teknolojinin ürperticiliği sizi mahvediyor. Kamera açılarıyla, düşük FPS'leriyle, düşük çizim mesafesiyle elimi sürmekten çok çekindiğim bir oyun türü bu. Lost in Vivo'nun lanetli PlayStation 1 estetiğini kullandığını direkt oyunun sitesi için hazırlanmış, oyun kutusuna bakarsanız kutunun üstünde PlayStation 1 logosunu görebilirsiniz. Lost in Vivo ağır derecede Silent Hill'ın esinlenmiş bir oyun. Envanter yönetim ekranının estetikliği Silent Hill'ın aynısı. Save aldığınızda tıpkı Silent Hill oyunları gibi ekran kırmızı oluyor. İnsanlarla dolu olması gereken ama izole edilen boş yerlerde belirli objektifleri yerine getirdiğinizde, oyun ilerledikçe kendinizi organik, canlı, etten duvarlı mekanlarda ilerlerken buluyorsunuz. Bu da Silent Hill'dan alışık olduğumuz bir öbür dünya konsepti. Sadece bölüm dizaynları değil, hikaye ve müzik tarafında da Silent Hill esintileri bulunmakta. Ama özellikle de oyunun ilk saatleri sanki Silent Hill 3'ün ilk saatlerindeki metro kısmının bir yeniden ele alımı gibi hissettiriyor. Oyunun Dark Mode isimli ekstra modunda Silent Hill 3'ten tanıdığımız tavşan Robbie'yi dikiz aynası süsü olarak görebilirsiniz. Bu saydıklarından anlayabileceğiniz üzere oyuncular arasında Lost in Vivo First Person Silent Hill olarak geçiyor. Akuma Kira Lost in Vivo'yu yaparken sadece Silent Hill'dan not alıyor, tıpatıp kopyalamıyor. Oyunun kendine özgü olduğu birçok tarafı var. Zamanında Capcom Resident Evil Village'ın birkaç düşman tasarımını biri korku filminden tıpatıp almıştı. Bu da birazcık başlarını yakmıştı. Lost in Vivo'da böyle bir durum yok. Tüm yaratıklar özgünler, yaratıcılar. Buraya Kira'nın Lost in Vivo'yu yaratırkenki zihniyetinden bir parça eklemek istiyorum. Kasıtlı olarak eskimiş grafikler ve mekanikler kullanarak eski tarz korku klasiklerinin hissini sık sık yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Ayrıca oyuncuyu alışılmadık şekillerde şaşırtmaktan keyif alıyorum. Bunları yaparken korku ustalarına atıfta bulunmayı da eksik etmiyorum. Bu korku ustası olarak bahsettiği kişilerden bir tanesi yazar Lovecraft. Bir diğeri Silent Hill'ın canavar tasarımcısı Masahiro Ito. Son olaraksa Del Toro isimli Oscar ödüllü korku filmlerine imza atmış bir yönetmen. Bugün Lost in Vivo'ya atmosferi, müzikleri, oynanışı, hikayesi ve New Game Plus başta olmak üzere diğer tüm oyun modlarıyla beraber detaylı bir bakış atacağız. Olur da kısa aralıklarla 1 saati geçken videolar atan beni motive etmek isterseniz like atmayı ve video sonunda görüşlerinizi belirttiğiniz yorumlar atmayı eksik etmeyin. Gelecek videoları kaçırmak istemezseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan takip ederseniz sevinirim, kanalla ilgili düzenli hikayeler atıyorum. Videoyu böyle bölmek hiç hoş olmuyor biliyorum ama biz içerik üreticileri olarak bu isteklerde bulunmazsak birçok arkadaş bu etmenleri unutup geçiyor. Ve bu da videomuzun algoritmada çöküşe geçmesine yol açıyor. Çok fazla izlenmeyen biri olarak sizlerin manevi desteğine ihtiyacım var dostlar. Ne kadar çok destek gelirse ben sıradaki videoyu yapmak için bir o kadar heyecanlı olurum. Hepinize iyi seyirler, umarım ufkunuzu açabilirim. Lost in Vivo anksiyetenle, travmalarınla ve korkularınla yüzleşmeyle ilgili bir hikaye. Oyun isimsiz ana karakterimizin hastanede terapistiyle konuşmasıyla başlıyor. Geçmiş kalbimize saplanmış, kan kaybından ölüyoruz ve bunu durdurmaya çalışıyoruz. Doktor onca seans sonrası ilerleme kaydedemediğimizden yeni bir yardım yöntemini gündeme getiriyor. O da maruz kalma terapisi. Bu terapide terapistin yönlendirmesiyle yaşadıklarımızın kronolojik bir öyküsünü oluştururuz. Bunu yaparken travmatik deneyimler kadar olumlu yaşam olayları da kronolojik olay örgüsüne dahil ediliyor. Hastanın travmayı hatırlattığı için kaçınmaya başladığı kişi, nesne ve bu durumlarla sistematik şekilde yüzleşmesini amaçlayan bir terapi yöntemidir bu. İlk önce hastanın kaşındığı durumları tespit etmesine yardımcı olunur. Sonrasında bununla ilişkili duyguları azaltmaya yönelik girişimlerde bulunulur. Hastalar kontrollü olarak korkulan objeler, durumlar, düşünceler ve benzer uyaranlarla karşılaştırılırlar. Hatırlatılan travmadan kaçmaktansa uygun ve konforlu bir ortamda düzenli tekrarlayıcı şekilde yüzleştirerek, yüksek sesle hastaya bu olayları anlattırarak korkularla yüzleşip bir nevi rahatlama, bir farkındalık kazanma terapisi diyebiliriz. Bu bir tür korkularla yüzleşmektir. Kimseye anlatamadığınız derdinizi bağıra bağıra 4 duvar arasındaki odaya yaymaktır. Oyunun oynanış tarafındaki psikolojik tarafını da işte bu terapi oluşturuyor. İşin içinde büyülü bir kasaba yok. Tıpkı Simon Henrikson'ın sivri kalemiyle yazdığı birkaç metindeki kaos dolu duyguları yaşamamız gibi karanlık bir içsel yolculuktayız. Oyun terapi köpeğimizle çıktığımız güneşte insanın içini ısıtan, tatlı ama bir yandan sessiz, yalnız ve hafif sisli bir caddede yürümemizle başlıyor. Terapi köpekleri genellikle hastaneler, huzur evleri veya afet bölgeleri gibi ortamlarda ya da obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, majör depresyon, anksiyete tarzı problemlerle mücadele eden insanlara sevgi, rahatlık ve destek sağlaması için eğitilmiş tatlı mı tatlı köpekler oluyorlar. Psikolojik sorunlar yaşayan insanların evlerinde mutlaka bir kuş, bir kedi veya bir köpek bulunduğunu görebilirsiniz. Evcil hayvanların insanın üzerindeki pozitif etkisi çok büyük. Ben de ileride uygun şartlara sahip olduğumda bir golden köpek sahiplenmek istiyorum. Oyundaki köpeğimizin ismi Danny ve kendisinin cinsi bir korgi. Oyunun Steam özelliklerine bakarsanız isminin de ne olduğu doğrulanıyor. Aynı zamanda PlayStation 1 görselliğinden ötürü zor okunsa da tasmanın üzerine de yazıyor. Bu yürüyüş kısmında Dr. B adında birinin illegal deneyler yürüttüğüyle ilgili bir gazete kağıdını yerde görebiliyoruz. Ayrıca Jane isimli bir kızın kayıp ilanları da etrafa asılmış durumda. Bu ikisi hikaye için önemli bir parça, aklınıza kazıyın. Ağır yağmurun oluşturduğu sel sonucu köpeğimiz Dani sele kapılıp kanalizasyon borularına sürükleniyor. Yüksek ihtimalle bu olay gerçek hayatta senin benim başıma gelse gider yeni bir köpek alırız ya da itfaiye ararız. Ama bu bir terapi seansı olduğundan karakterimiz kanalizasyona girmeyi tercih ediyor. Köpeğimiz bize iyi gelen tek şey ve onu almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Lost in Vivo, Silent Hill'ı başarılı yapan en büyük etmeni göbeğine koymuş durumda. Silent Hill oyunları her şeyi sembolik hale getiriyor. Her bir düşman derinlerdeki bir korkuyu, bir arzuyu ya da bir travmayı sembolize ediyor. Buna mekan tasarımları da dahil. Mesela Angelia'nın babası ve erkek kardeşi tarafından tecavüze, cinsel istismara uğramasını sembolize eden, bu yaratığın kapma saldırısındaki animasyonu veya da odadaki organik duvardaki deliklerden bir piston gibi ileri geri yapan bir güdümlü füzenin olması gibi. Silent Hill oyunlarının sizi korkutması için bu sembolizmleri anlamak zorunda olmuyorsunuz. Oyunların yapısının çalışması için illaki bu sembolizmlere hakim olmanız gerekmiyor. Bu oyunları ilk oynayışınızda sizi başında geçirdiğiniz süre boyunca aktif şekilde korkutmayı başarıyorlar. Korkunç olduğu kadar seksi olan bir hemşire gördüğünüzde o düşmanı başarılı bulmak için James'in bastırdığı cinsel arzusunu temsil ettiğini bilmek zorunda değilsiniz. O düşman dizaynıyla ve davranış ağacıyla, hareket şemasıyla sizi korkutmayı başarıyor. Ama oyunu bitirip tekrardan oynadığınızda ya da direkt bir kanaldan hikaye videosunu izlediğinizde bu sembolik elementler oyunun temasını zihninizde oturtuyor ve kendinizden bulduğunuz parçalarla oyuna bağlanıyorsunuz. Bu sembolizmdeki anlaşılmazlığın, belirsizliğin çözümü oyuncuya bir özgüven, bir başarı hissi veriyor. İyi bir korku oyununun bu iki tarafı da dengelemesi gerekiyor. Oyun sana başına geçirdiğin süre boyunca yaşananlarla ilgili ne kadar bilgi veriyor önemlidir. Aynı şekilde oyuncunun sorabileceği kaç tane soru yarattığı da önemlidir. Lost in Vivo bunu çok iyi şekilde yapıyor. Mesela oyunun mağazasına bir göz atalım. Oyunun kutusunun arkasındaki yazıya ve bir de normal Steam yazısına bakarsak. Nereye gidersen git hissediyorsun. Duvarlar daha fazla yakınlaşıyor. Gökyüzü her geçen gün daha da alçalıyor. Zorlandığınız her nefes alışınızda dünyanız, avını sıkıştıran bir yılan ya da birinin ağzına sarılmış birkaç kat selofan gibi küçülüyor. Çığlık atamazsın ve nefes alamazsın. Bunu günde birkaç kez hissediyorsunuz. Bazen aniden, bazen de aklınızın bir köşesinde birikiyorlar. Bir çıkış yolu aradın, yardım aradın. Ancak doktorunuzun önerdiği terapi korkularınızla yüzleşmeyi içeriyor. Bu korkunç bir şekilde kaçındığınız bir şeydi ta ki şimdiye kadar. Bu oyunun kutusunun arkasında yazıyordu. Bir de direkt Steam açıklamasına bakalım. Klostrofobi hakkında bir korku oyunu. Bir fırtına sırasında terapi köpeğiniz bozup bir kanalizasyon kanalından aşağıya doğru düşer. En yakın kanalizasyon girişini bulup peşinden koşuyorsunuz. Yol boyunca anormal veya psikolojik korkuya kapılan başkalarıyla da tanışacaksınız. Kendinizi özgürleştirebildiğiniz gibi onlara da yardım edebilirsiniz. Ancak büyük olasılıkla onlar veya siz yardımın ötesinde olabilirsiniz. Bu iki açıklamada farklı oyunlara aitmiş gibi hissettiriyor. Ama videonun sonunda anlayacaksınız ki aslında bu ikisi de oyunu çok iyi anlatıyor. Kanalizasyona indikten sonra oyun ilerledikçe karakterimizin gerçeklik algısı gittikçe bozuluyor ve gram mantıklı olmayan bir dünyaya derinlemesine dalış yapıyorsunuz. Bir bakmışsınız normal bir kanalizasyon ıslak, etli duvarlardan oluşan organik bir boruya dönüşmüş. Maruz kalma terapisi sizi korkularınızı gördüğünüz bir rüyaya sokmuyor. Anlatmaktan rahatsız olduğunuz travmalarınızı dile getirmenizi istiyor. Bu sayede oyun bolca sembolizm kaynıyor ama ben hikaye segmentini en sona saklayacağım. Gelin atmosfer ve mekan tasarımlarından, oynanıştan giriş yapalım. Lost in Vivo size tıpkı sloganında olduğu gibi tüm oyun boyunca klostrofobik bir deneyim sunuyor. Bunu desteklemek için ise oyunun grafiksel olarak ekranda görülebilen alanının veya açısının genişliğini tanımlamak için kullanılan FOV ayarı oldukça düşük durumda. Ayarlardan FOV'u arttırma seçeneği size verilmiş ama bu oyunun sunmak istediği gerçek deneyimi adeta bir küfür oluyor. O yüzden sadece ikinci veya da üçüncü oynayışınızda FOV'u arttırın. Ben hiç arttırmadım ve pişman da değilim. Bölümlerin verdikleri hissiyat, dekorasyon ve ambiyans eksikliğinden ötürü Liminal Space etkisi uyandırıyor. Normalde işine gücüne giden veya çalışan insanlarla dolu olmasını beklediğin yerlerin boş olması sonucu insanda oluşan o ürperti hissidir Liminal Space. Mekan tasarımları her zaman dar, iç karartıcı, bunaltıcı duvarlardan oluşuyor. Bu yıpranmış, çarpık, bükülmüş yerlerde huzur var olan bir şey değil. Köpeğini bulmak için çıktığım bu klostrofobik alanlardaki dehşeti oyun sonu hissettirmeyi başarıyor. Oyunun ışıklandırmasının iyi gözükmesi yanı sıra çoğu zaman dramatik bir ışıklandırma sunaraktan korku elementini destekliyor. Akuma Kira karanlığı nasıl avantaj olarak kullanabileceğini iyi biliyor. Oyunda birçok karanlık mekan var ve acaba bir şey gelecek mi, o ses neydi bunalımına çok fazla kapılıyorsunuz. Karanlıktan ötürü psikolojik olarak rahat olma şansınız yok. Bir koridorun başındayken koridorun sonunu göremediğinizden, o karanlığın içinde bir hayalet veya zombi olmadığını bilseniz bile emin olamadığınızdan el fenerinizle o karanlığa karşı ilerlemeden, karanlığı aydınlatmadan bulunduğunuz mekanda rahatlığa kavuşma şansınız yok. Bu karanlığın getirdiği avantajı Resident Evil 7'de çok iyi kullanmıştı. Oyundaki birçok karanlık lokasyon, klostrofobik dizayn sayesinde tuzağa kapılmışsınız hissini yaratıyor. Kira tüm bir oyunu karanlık yapmamış, oyunda bolca aydınlık kısımlarda bulunmakta. Ama bu aydınlık kısımlarda her zaman rahatsız edici, gri renk tonuyla hazırlanmış, iç bunaltıcı ve hayatsız bir aydınlatma var. Duvarlar neyle kaplı olduğunu bilmediğiniz bir ıslaklıkla ya da bolca rahatsız edici grafitilerle dolu oluyor. Oyunun başarılı olduğu tek yanı mekan tasarımı değil elbette. Atmosferi kuvvetli kılmadaki en büyük etmen ses dizaynıdır, ambiyanstır. Lost in Vivo bir korku oyununda gördüğüm en kaliteli ses dizaynına sahip. Hiçbir çevre sesi defalarca kez kullanılmıyor. Sesler tıpkı düşmanlar gibi tek bir mekana özel oluyorlar. Oyun bölümlerde nerelere, hangi seslerin yerleştirilmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bir korku oyununda çevre seslerinin size bir adım atmaktan bile çekinmenize sebebiyet vermesi gerekiyor. Lost in Vivo bunu çok iyi yapıyor. Hatta size şöyle bir kanıt sunayım. Canlı yayında oyunu oynarken birçok izleyicim bu oyunu zamanında oynamaya çalıştıklarını ama yarıda bıraktıklarını söylediler. Bu insanlar da bıraktığı yerden sonrasını benden izledi. Ben de aynı şekilde oyunu bırakmak istemiştim ama videosunu yapmak zorunda olduğumdan ötürü kendimi cesaretlendirdim ve oyuna devam ettim. Oyun boyunca size eşlik eden kimse yok. Tam anlamıyla yalnızsınız. Düşmanların olmadığı, sadece yürüdüğünüz yerlerde bile bir anlık nefes almanıza izin vermeyen bir uğultu var. Korku oyunları her zaman jumpscare'lara güveniyor. Sık sık üzerinize aniden fırlattığı bu yaratıklar sonrası eninde sonunda anlık adrenaline alışıyorsun ve oyun seni korkutmuyor. Ben geçen Dead Space Remake'i oynarken bu durumu yaşadım. Başlarda ne kadar gerildiysem ortalardan sonra oyun bir anda benim için bir o kadar aksiyon yapımına döndü. Oyunun sonuna doğru da sıkılmaya başladım. Hiçbir jumpscare'a, aniden karşıma çıkan düşmanlara tepki vermedim. Çevre sesleri bile gereğinden fazla kullanılıyordu. Bu yüzden atmosfer bile beni germemeye başladı. Başlarda vay be oyunun çevre sesleri ne kadar başarılı dediysem sonrasında aynı seslere, aynı dizayna alıştığımdan ötürü sıkıldım. Lost in Vivo oyuncuya Silent Hill yaklaşımı sunuyor. Oyunun başından son anına kadar atmosferin içine çekiliyorsunuz ve duyduğunuz bir kapı gıcırdaması bile oyuna mola verme isteği uyandırıyor. Oyunda düşmanın olmadığı, sadece yürüdüğünüz birçok kısım var. Bu kısımlarda her zaman bir jumpscare bekledim. Hep köşelere yerleştirilmiş bir düşmanın bana saldırmasını bekledim. Ama hiçbir şey olmadı ve bu kesinlikle daha korkunç bir deneyim. Bu hissettiğiniz korkuyu öldürmek için karşıma bir düşman çıksa da rahatlasam diyorsunuz. Ama oyun sizi bir jumpscare ya da düşmanla korkutmayaraktan sadece atmosferle dehşete kaptırmaya devam ettiriyor. Hepimiz alışmışız oynadığımız oyunlarda oyunun bizi dolaylı yoldan korkutmasını. Oyuncunun bilgisayar başına sürekli bir şey olacak gerginliğini kendi kendine yüklemesi ama hiçbir şey olmayıp boş yere kendinizi strese sokmanız mükemmel bir duygu. Oyuncu olarak sürekli kendinizi korkutuyorsunuz. Oyun size bir şey yapmıyor. Ben bunu gece 12'den sonra yalnızken eve yürümekle ilişkilendiriyorum. Toplum maalesef ki sadece kızların gece yürüyemediğini düşünüyor ama bu saçma bir algı. Erkekler olarak tecavüze uğramasak bile gaspa uğrayabiliriz, bir grup kafayı bulmuş herifin hedefi olabiliriz. Videolarımda veya canlı yayınlarda arada sırada lafa geçer, ben giyim tarzımın ötürü defalarca kez saldırıya uğramış biriyim. Bu yüzden ne zaman gece 12'den sonra bardan, kulüpten sonra eve dönsem, metro girişinde veya çıkışında kendimi ara sokaklara bıraktığım an kendimi geriyorum. Ya şöyle olursa ya böyle olursa diye. Ama 2 senedir hiçbir şey olmadı. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Lost in Vivo'da bu hissi veriyor işte. Sürekli arkanızda bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz ama dönüp bakmaya korkuyorsunuz. Oynarken ya oyun zaten daha öncesinde de hep böyle yaptı. Korktum ama hiç karşıma düşman çıkmadı. Yine çıkmaz demiyorsunuz. Oyunun her yerinde ses olmuyor. Bazı mekanlarda çevreye sadece sessizlik hakim. Birçok oyunda olduğu gibi sürekli çevre seslerine maruz kalmanın sonucu ürperme düzeyiniz yavaştan yok olmuyor. Sizi geren ve paniğe kaptıran çoğunlukla sessizlik oluyor. Tıpkı ana karakter gibi bu dar duvarlar arasında boğulduğunuzu hissediyorsunuz. Ses dizaynı sayesinde sürekli tehlikedesiniz. Canlı yayında beni izleyenler bilir, bu yıpranmış ve bükülmüş yerlerde bilgisayar başında tansiyonum düştü. Ben senelerdir bir oyunda bu kadar gerildim hatırlamıyorum ya. Duyduğunuz anlaşılmayan kelimeler, rahatsız edici sürünme ve öksürme sesleri, su damlaları, kapı gıcırdaması, ayak sesinizin yaptığı ekodan şüphe duymanız ve başka birinin ayak sesi miydi diyerekten kendi çıkarttığınız sesten şüphe duymanız, Anlık girip gelen üzgırımsı fısıldama, pençelerin duvarlara kazınına çıkan gıcırdama sesi. Lost in Vivo gerçekten kullandıkla deneyim edilmesi gereken bir oyun. Hoparlörle oynuyorsanız deneyiminizin içine ediyorsunuz demektir. Soundtrackler oyunun başarılı bir şekilde ele aldığı bir diğer kısım. Çevre sesleri, ambiyans ne kadar terör estirici ise, soundtrackler bir o kadar melankolik. Oyun bu soundtrackleri yeni bir bölüme geçtiğinizde araya sıkıştırıyor. Gerçekten rahatlıyorsunuz. Oyunun bu kısımlarında sana vermek istediği bir mesaj var. Tebrikler dostum, korkuya yenik düşmedin, ilerlemeye devam ettin ve ilerleme kaydetmeyi başardın. Ama kabusun daha bitmedi. Bu rahatlatıcı müzikler her bir defasında sonlara doğru nefes alıp veren, avını bekleyen bir yaratığa dönüşüyor. Melankolik müzik sonlara doğru bozulmaya başladığında diyorsun ki, ha doğru ya, oyun daha bitmedi, en az 200 saat daha oynayacağım bunu. Ama o melankolik müziğin başlarındaki anlık rahatlama bile sizi nefes almanızı sağlıyor. Birçok korku oyunu maalesef ki bunu yapmıyor. Oyunun başına geçirdiğiniz süre zarfında bir korku oyununun size nefes almak için böyle anlar sunması çok önemlidir. Mesela Resident Evil 7 de bunu çok iyi yapar, daha önce anlatmıştım. Oyun sizi belli bir süre güçsüz hissettiriyor, daha sonrasında ise güçlü hissettiriyor. Sonrasında elinizdeki gücü alıp onun için tekrardan çabalamanızı istiyor. Bu çok güzel bir döngüydü. Lost in Vivo ile Resident Evil 7 arasındaki fark ise şu. Resident Evil 7 nefes aldığın kısımlarda sana bir aksiyon sunuyor. Lost in Vivo sana melankoli sunuyor. Haritayı keşfederken hiçbir şekilde müzik çalmıyor ama save room'larda bitmek bilmeyen bir müzik oluyor. Oyunda bir autosave olmadığından bu odaları gidip save almanız gerekiyor, yoksa ilerlemenizi kaydedemiyorsunuz. Save room'lar düşmanların giremediği ve size zarar veremediği tek yerdir. Bu mumların aydınlattığı yerde oyunun korkuşluğundan nefes almak için dinlenebilirsin. Ama oyunun geneline yayılan klostrofobi buraya da yayılmış durumda. Çember şeklindeki bu safe room çok dar hissettiriyor ama yine de güvendesiniz. Safe roomlar arasında mesafe var. Her korktuğunuz an buralara kaçamazsınız. Bu odalarda her zaman yavaş ve oyuncuyu rahatlatan bir müzik çalıyor. Müzik insanın konfor alanıdır ve odayı terk ettiğiniz an tüm konforunuz gidiyor. Odaya geri kaçmak istiyorsunuz. Lakin cesur olmalı ve ilerlemelisiniz. Biricik köpeğiniz Dani sizi bekliyor. Ayrıca bu oyuna para verdiniz, o yüzden bitirseniz iyi olur. Akuma Kira oyuncuyu korkutmak için çok zekice yöntemler seçmiş. Bunlardan biri de aşırı iyi yedirilen gaslighting yöntemi. Oyun boyunca kendi algınızı sorgulayıp irdeliyorsunuz. Sürekli inkar ve çelişki halinde oluyorsunuz. Kafanız sürekli karışık durumda. Oyunun başından sonuna kadar birçok psikolojik hile sizi karşılıyor. Mesela oyunun ilk dakikalarındaki bir olayı size anlatayım. Oyunda bir zıplama mekaniği yok. Space tuşuna bastığınızda ıslık çalıyorsunuz. Buna karşılık köpeğiniz Dani belli başlı yerlerde havlıyor. Ve oyuncu havlamanın geldiği yöne göre nereden gitmesi gerektiğini anlıyor. Oyunun başında eğer çok fazla ıslık çalarsanız, Dani'nin havlama sesi başka bir insanın sana seslendiği ürkütücü bir ıslıkla değişiyor. Eğer space tuşuna sürekli basmıyorsanız bunu fark edemiyorsunuz. Safe roomlar arasında mesafe olduğundan ötürü bir safe room gördüğünüzde oyun çöker veya ölürüm diyerekten çoğunlukla direkt save alıyorsunuz. Bir kısımda save'i aldığınızda ekranda save'in silindiği yazıyor ve oyuncu bir anda dehşete kapılıyor. Çünkü eğer ölür derse oyuna baştan başlayacaklar. Save'im nasıl silindi, yanlış bir şey mi yaptım diyerekten kendinizi sorguluyorsunuz. Burada yeniden save alma şansınız da yok. İşte bu anda hayırlısı diyerekten gitmeniz gereken yerden gidiyorsunuz ve sizi bir boss savaşı karşılıyor. Bu boss savaşının kazanma şansınız yok. Ne kadar hasar verirseniz verin sizi öldürüyor. Ama aslında bu olması gereken yazılmış bir sahneydi. Save'iniz aslında silinmemişti. Öldükten sonra sıradaki bölüme geçiyordunuz. Oyun sizle bu şekilde kafa buluyordu. Bir diğer ürkütücü kısımsa şu. Oyunda belli başlı kapıları açmak için etraftan lockpick bulmanız gerekiyor. İlerlediğiniz bir kısımda kilitli bir kapı var ve sizde de az önce bulduğunuz bir lockpick var. Kapıyı açarken lockpick kırılıyor ve oyuncu E tuşuna ne kadar spamlasa da kapıyı açamıyor. Burada acaba ben yanlış bir şey mi yaptım? E tuşuna basılı tutmak yerine bas check mi yapmam gerekiyordu? Ya da ya parmağımı tuştan erken mi çektim? Ne yapsam, save'i geri mi alsam diye düşünüyor. Ben sonrasında kesin geride bir tane daha lockpick spam olmuştur ya da oyun yeni bir kapı açmıştır, oradan gitmemi istiyordur diyerekten ilerlemeye başladım. Ve geri yürür yürümez bir anda arkamdaki kapı açıldı. Bir anda arkamdan gelen kapı sürgüsü sesi beni bayağı korkuttu. Bir kısımda duvara illüzyon yaratan bir doku kalitesi konuladığından ötürü aslında yol varmış gibi gözüken yerde dümdüz duvara yürüyordum ve kafam bayağı karışmıştı. Oyunun sizi alay ettiği bir diğer kısımsa el fenerinin kendi kendine kapanması olmuştu. Ama bu her oynayışınızda olmuyor. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Olduğu zamansa bir anda anksiyeteniz artıyor. Ben oyunu 3. oynayışımda bu başıma geldi ve bir anda altıma sıçtım. Oyun beni korkutmak için sürekli yeni yöntemler buluyordu. Beni en çok etkileyen kısımdan bahsedersem, bir kısımda asansördesiniz. Rahatlatıcı bir müzik eşliğinde bir anda kredisi ekranı akmaya başlıyor ve oyun bitti diye seviniyorsunuz. Artık bu işkence bitti. Hikaye kısmında bahsederim lakin oyunun başından beri tizlenen bir yaratık var. Bu yaratığı az önce yendiniz ve bundan sonra daha karşınıza hiçbir şey çıkmayacak, buna eminsiniz. Oyun sizi korkutmaya başardı ve paranızın hakkını güzelce verdi. Güzel bir oyundu. Ama sonra fark ediyorsunuz ki ekranda motion capture, yani daha gerçekçi bir 3 boyutlu modelleme için insan, hayvan veya bitkilerin üzerine hareketi sırasında kayıt yapabilme özelliğine sahip cihazların yaptıkları, kaydı dijital ortama aktarması işi olarak tanımlanan kısımda, emeği geçenler kısmında sizin isminiz var. Bu oyunda motion capture kullanılmadı. Oyun PlayStation 1 estetikliği kullanıyor. Bunu azıcık teknik bilgin varsa anlayabiliyorsun. Ama ekranda motion capture kısmında sizin, yani gerçek hayattaki oyunu oynayan kişinin, oyuncunun isminin yazması ürpertici. Hemen altında ise Steam'de arkadaşlık listenizde ekli olan rastgele insanların isimleri oluyor. Benim için bunlardan biri Teknogamer'di. Sana selam olsun abi. Sonrasında ise asansörün aşağıya geri düşmesiyle anlıyorsun ki bu aslında sahte bir kredis ekranıydı. Kabus daha bitmemişti. Yeni başlıyordu. Oyun Dokudoki gibi ekrana oyunun dosyalarının kayıp olduğu, silindiği ile ilgili yazılar getiriyor veya mavi ekran hatası bile veriyor. Bu tarz psikolojik hileler bolca bulunmakta. Ama bunları ard arda üzerinize göndermiyor. Tam birini unuttuğunuzda bir diğeri karşınıza çıkıyor. Oyun ana karakterin güçsüz olduğu hissini size çok iyi veriyor. Oynadığınız her bir oyunda pompalı en güçlü silahlardan biridir. Mermisi zor bulunur ve düşmanların kellesini uçurur. Ben bu oyunu oynarken pompalının çok güçsüz olduğunu fark ettim. Tabancayla vurduğum düşmanları 2-3 vuruşu öldürürken pompalı ile 5-6 vuruşu öldürüyordum. Lan dedim, hani acaba niye böyle? Bu beni çok şaşırtmıştı ve biraz da sinirlenmiştim. Ya sonuçta pompalıyı tabancadan sonra buluyorsun. Bunun daha güçlü olması gerekiyor, öyle değil mi? Lost in Vivo'da değil bebeğim. Envanterde gezinirken öğrendim ki oyunda pompalının mermisi aslında mermi değil, kaya tuzuymuş. Evet, bildiğimiz öldürücü olmayan kaya tuzu. Düşmanlara pompalıdan kaya tuzu ateşliyorsunuz. Bu yüzden oyundaki aynı düşmanlarını pompalıyla değil, sadece balyoz silahıyla öldürebiliyorsunuz. Ben envanterden açıklamayı okuyana kadar tüm düşmanları pompalı spamlıyordum. Peki ya tabanca nasıl? Bu oyundaki tabanca bozuk hasarlı tabanca olarak geçiyor. Tabanca şu oyunda olduğu gibi 9 mm değil de 22 LR kullanıyor. Ve bu da atışların çok daha güçsüz olmasını sağlıyor. Güçsüz hissettirmesini sağlıyor. Oyunlarda 9 mm kullanmaya çok alışmışız. Pompalının güçlü olmasına çok alışmışız. O yüzden bu oyunu tebrik ediyorum. 2 tane yakın dövüş silahınız var. Balyoz ve bıçak diye. Balyoz yüksek hasarlı ama yavaş darbeler indiriyor. Bıçaksa hızlı ama hasarı düşük darbeler indiriyor. Çoğu zaman bıçağı doğru düzgün kullanmadım bile. İki silahla da blok yapabiliyorsunuz ama bloğunuz kırılabiliyor. Blok gereksiz, çünkü sen nasıl çabucak ölebiliyorsan düşmanlar da çabucak ölebiliyor. Çoğu zaman birkaç darbenizle öldüklerinden ötürü blok kullanmayı unutuyorsunuz bile. Oyun PlayStation 1 kısıtlamasını hissettirmek istediğinden ötürü fiziksel etkileşimler veya da karakterin elleri yok. Silahların hepsi havada uçuyor. Mermi doldururken zihin gücüyle dolduruyorsunuz. Ben bunu sorun etmiyorum çünkü bana kalırsa oyuna apayrı bir estetiklik katıyor. Lost in Vivo'nun başarılı bir şekilde ele aldığı bir diğer şey ise düşmanları. Düşmanlar Silent Hill veya Cry of Fear oyunlarında olduğu gibi her bir mekanda karşınıza çıkmıyorlar. Düşmanlar sadece bir bölümdeki bir alana özeller. Düşmanları ne çok az kullanıyorlar ne de gereğinden fazla kullanıyorlar. Mükemmel bir denge var. Bu yüzden düşmanlarla geçirdiğiniz her bir an hafızanıza kazanıyor. Normalde burada oynanış için düşman türlerinden bahsetmem gerekirdi. Ama bu oyunun başında gözüken bir düşman oyunun sonuna kadar düzenli karşınıza çıkmıyor. Tüm düşmanlar bir bölümdeki mekana özel olduğundan en iyisi hikaye anlatırken bu düşmanların neyi sembolize ettiğinden tutun dizaynına kadar her şeyini anlatayım. Lost in Vivo'nun hikayesi oldukça soyut ve şifreli. Vivo size verdiği elementleri, bazı gizli anlamları gün yüzüne çıkartmanız için kullanmanızı istiyor. Bir nevi Silent Hill yani. Hikaye başlangıcınızı zaten anlatmıştım. Gelin oradan devam edeyim. Karakterimiz Danny'nin peşinden gitmek için kendini evsiz bir adamın yaşadığı geniş bir kanalizasyon sisteminde buluyor. Notlar eşliğinde bu adamın bükülmüş düşüncelerine dalış yapıyoruz. Bu evsiz adam tüm gününü ufak bir odada geniş bir koltuk ve televizyonla geçiriyor. Televizyonun bu dış dünyadan soyutlanmış ıssız yerde sinyali çekemediğinden ve modern televizyonlardan nefret ettiğinden ötürü çöpten topladığı yemekleri tüp televizyonun içine koyup bir diziymiş gibi onları izliyor. Ve sonrasında sanki izlediği dizi bölümü bitmiş gibi en sonunda televizyonun içindeki çürümüş yemekleri yiyor. Adamın bu kanalizasyonda tek hobisi bu. Günler geçtikçe bu evsiz adam uyuduğunda veya kendi bozuk gerçeklik algısıyla izlediği televizyonunda birinin kendisini izlediğini düşündüğünü dile getiriyor. Bu kanalizasyonda yalnız olması gerekiyor. Burası ıssız bir yer. İlerleyen notlarda ise bu kendisini izleyen yaratığın gözlerini istediğini söylüyor. Ne kadar bu isteğe karşı koysa da yaratık akıl sallığıyla oynadığından kendi gözlerini oyup yaratığa eninde sonunda veriyor. Bu hikaye etmeni daha sonrasında önemli bir rol oynayacak. Burada çıkmaz bir sokağa girdiğinizde lan nereden gideceğim derken bir anda daha önce orada olmayan yeni bir koridor beliriyor. Oyunun işte psikolojik hilelerinden bir tanesi. Bu koridordan ilerlediğimiz zaman da evsiz adam bu uzun koridorda yüzündeki delilik ve tehlike akan gülümsemesiyle bize saldırıyor. Ama bulduğumuz çekiş sayesinde ya da New Game Plus'la oynuyorsanız pompalı ile işini bitirmeniz çok da uzun sürmüyor. Burada duvarda grafitiye bakarsanız adamın göz beneklerinin çıkmasından sonra akan kanları ile ilgili yaptığı bir grafitiyi görebilirsiniz. Oyun ilk düşmanınızı sizin üzerinize şak diye yollamıyor. Önce hikaye hazırlığını yapıyor ve gerek bize ıslık çalmasıyla gerek notlardaki düşünceleriyle bu adamın nasıl bir şey olduğunu merak ettiğiniz düşüncelerinizle beraber buraya kadar geliyorsunuz. Ve oyun sizi çevre sesleriyle, atmosferiyle balon gibi şişirdiğinden tek bir düşmandan bile dehşete kapılıp oyunu kapatıp gitme isteği uyanıyor. Normalde oyundaki düşmanlara yaklaştığınızda Silent Hill oyunlarındaki gibi statik bir gürültü duyarsınız. Bu ses sizi düşmanın aniden karşınıza çıkmasıyla korkmaktansa rahatsız ettiğinden ve tehlikenin nereden geleceğini bilemediğinizden ürkütüyor. Ama bu evsiz adamda bir statik gürültü yoktu. Sadece arkanızdan gelen bir ayak sesi ve hırıltı vardı, o kadar. Oyunun demosunda evsiz adamın uzaktan köpeğimizin peşinden gittiğini görebiliyorduk. Demoyu oynayan insanlar böylelikle bu adamın ileride karşısına çıkabileceğini biliyordu. Neye benzediklerini de biliyorlardı. O yüzden bunu kaldırmaları çok zekice olmuş. Konuya dönersek, adamı öldükten sonra köpeğimizden niye bulsak da kendisine ulaşacağımız an bilinmeyen bir güç tarafından elimizden alınıyor. Bizden uzaklaşıyor. Peşinden gittiğimizde çürümüş etler eşliğinde duvarda "Abandon all hope. You Who Enter Here" isimli bir grafiti buluyoruz. Bu Dante adlı yazarın Inferno yani Cehennem isimli bir kitabına gönderme. Orada da cehenneme giriş aynı şekilde ifade ediliyordu. Yan tarafa bakarsanız da Sharon isminin kazılı olduğu bir tekne küreyi göreceksiniz. Sharon, Dante's Inferno kitabında lanetlilerin ruhlarını cehenneme taşıyan kayıkçı olarak geçiyor. Karakterimiz oyun ilerledikçe kendi kişisel cehennemine daha derinlemesine bir dalış yapıyor. O yüzden Dante'nin Inferno'su en doğru esinlenme kaynağı olabilir. Köpeğimizin peşinden gitmek için bu boruya akın ettiğimiz zaman da iki eliyle sürünen kırmızı gözlü bir yaratığı görüyoruz. Ama kendisi bize ulaşacakmış gibi geldiğimiz yere doğru yürüse de daha oyun boyunca karşımıza çıkmıyor. En sonunda ise mumlarla kaplanmış bir daire buluyoruz. Buraya giriş yaptığımız anda ise şimdilik kanalizasyonun en paslı klostrofobik borularının içindeki mumlarla aydınlatılmış ufak bir hapishaneye giriş yapıyoruz. Burası Silent Hill 1 ve 3'teki öbür dünya konseptine çok fazla uyuyor. Oyun boyunca bu Silent Hill'a ait öbür dünya esintilerini çok fazla göreceğiz. Burada ne olduğu belirsiz mahlukatlar tutsak edilmiş durumdalar. Hepsi kilit altında tutuluyor ama koridorun sonlarında bazı hücrelerin kırıldığını ve mumların söndüğünü görüyoruz. Bu yaratıklardan birkaç tanesi dışarıda cirit atıyor ve her an karşımıza çıkabilirler. Bu lanet bölgeyi zarar görmeden atlatmadan önce bir tabanca buluyoruz ve tabancanın yanında ise bir göz var. Önceki kullanıcı silahı kullanmada pek başarılı olmasa gerek ki bu gözleri toplayan yaratığa yem olmuş durumda. Buradan hemen sonra ise köpeğimizi tekrardan görüyoruz ama kendisi bir gölge şeklinde. Danny'e ulaşacağımız anda boru kırılıyor ve bu anda siyah bir karartı ile beraber kendimizi klostrofobik bir odada buluyoruz. Arkadaki melankolik müzik eşliğinde kurtarıcı melek rolündeki bir heykele bakıyoruz. Burada ise kırmızı renkteki paranormal bir küre var. Kırmızı renkli paranormal küre kavramı genellikle paranormal araştırmalar ve hayalet avcılığı ile ilişkilendirilir. Bazı inanç sistemlerinde kırmızı kürelerin güçlü ve bazen negatif enerjiyi simgelediği, potansiyel olarak yardımsever olmayan bir varlığı işaret ettiği de düşünülür. Ancak bu yorumların bilimsel kanıtlardan ziyade kişisel deneyimlere dayandığını belirtmekte önemlidir. Farklı paranormal araştırmalara ve meraklılar, küre renkleriyle ilgili farklı yorumlara sahip olabilir. Bu nedenle bu konulara açık fikirli ve sağlıklı bir şüpheyle yaklaşmak çok önemli. Bu kırmızı küreyle etkileşime geçtiğinizde ekran kırmızılaşıyor. Kırmızının tehlikeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Travma geçirdiğinizde ya da kaygılı olduğunuzda her şey tehlikeli görünür. Sanki her şey kırmızıyla kaplanmış gibi. Gerçek hayatta ise bazı ağır ilaçların aşırı alımını renkleri görme biçimini etkilediğini ve bunun sonuçlarından birinin de her şeyi kırmızı tonda görmek olduğunu söyleyebilirim. Yani bu kadar abartılı olmasa da orada ağır tedavi gören insanlardan bazıları bu tarz görsel sıkıntılar çekiyorlar. Save odası, hastanın terapisinde tetikleyici etmenlere maruz kalması sonucu anksiyete yaşadığından ötürü seansa birkaç dakikalık mola verip temiz hava alıp gevşeyip rahatlamamızı temsil ediyor olabilir. Zaten bu tarz hayatta kalma korkularda save room'ların oyuncular üzerinde de böyle bir etkisi var. Bunu desteklemek için ise şöyle bir teorim var. Save odasından çıktığımızda kendimizi normal görünüşlü bir kanalizasyon tüneline buluyoruz. Burada yan tarafa bakarsanız köpeğimizi bulmak için indiğimiz yerin tıpatıp aynısı olduğunu görebiliriz. Biraz ilerleyince ise ıssız bir metro istasyonuna giriş yapıyoruz. Burada ise sarı gözlü, gri deri rengine sahip ve melekse kıyafetli bir adam köpeğimiz Danny'yi kaçırıyor. Oyunun galeri bölümünde hem bu adamın hem de heykelin isminin Virgil olduğunu görebilirsiniz. Bu da Dante'nin Inferno kitabından bir esinlenme. Bu melek ana karakterimize bu cehennemde yol gösteren bir metaforik figür. Kitapta Dante'ye yol gösteren kişiydi. Bana kalırsa oyunda Virgil terapistimizi temsil ediyor. Save room'da yanımızda olması ya da oyundaki kilit yerlerde oyuncuya saldırmaktansa sadece ilerlemesini sağlaması bunu doğruluyor. Burada terminal odasına girerekten yeni bir tren çağırıyoruz ama trenin sadece bir bölümü mevcut. Diğer bölümlere geçiş yapamıyoruz ve treni süren kim bunu bilemiyoruz. Buradaki uzun yolculukta hayaletimizi bir kadının çığlığını duyuyoruz ve tren durmakta zorlanıyor. Bu yüzden ayaküstü devam etmek zorundayız. Burada ana metro istasyonuna ulaşıyoruz ve ofisteki nottan kendimize bir amaç ediniyoruz. Amacımız treni devam ettirmek için ana bölgeye güç yüklemek. O yüzden çevredeki gücü tüketen ekstra bölgeleri kapatmaya gidiyorsunuz. Bunlardan tam tamına 3 tane var. Etraftaki boğuk ışıklandırma yüzünden her an jumpscare ya da düşman çıkabileceği ile ilgili kendinizi gerseniz de aslında burada hiçbir şey olmuyor. Ne jumpscare var ne de bir düşman. Ta ki lobilerdeki elektriği kapatana kadar. Bunu yaptığınızda tüm ışık kaynaklarının yok olmasıyla beraber etrafı aydınlatan tek ışık kaynağı el feneriniz oluyor. Her ışığı kapatıp kendinizi karanlığa gömdüğünüzde ise hayalet kız denilen bir düşman geliyor. Hayalet kız yüzü deforme olmuş, boş göz yuvalarına sahip, eksik burnu ve başının üstünden sarkan küçük saç telleri olan uçan bir yaratıktır. Karnındaki 2 delikten bir çift keçi bacağı çıkıyor. Kasıkları kanla kaplı ve göğsünde kurşun yarası var. Kendisi saldırmak için odanın rastgele bir noktasında beliriyor ve oyuncuya doğru süzülmeye başlıyor. Katı nesnelerin ve duvarların içinden serbestçe geçebiliyor. Oyundaki başka hiçbir düşman katı nesnelerden geçemiyor. Ancak oyuncunun hareket hızından çok daha yavaş bir hızla hareket ediyor. Hayalet kızın saldırı menzili kısa olsa da sizi 3 vuruşta öldürüyor. Kendisini öldürmek onu bir ceset torbasına dönüştürüyor. Ama ne kadar öldürürseniz öldürün, her defasında sınırsız olarak spam oluyor. Burada da şu sıkıntı devreye giriyor. Ne kadar merminiz olursa olsun her defasında geri geleceğinden ötürü mermi yöntemini ileriki düşmanları öldürmek için iyi sağlamanız gerekiyor. Burada elektrikler kapandığından geldiğiniz yerden gidemiyorsunuz. Lockpick bularak kilitli kapıları açmak zorundasınız. Ve bir lockpick süresi 15 saniye. Klostrofobik duvarların arasından koştururken cisimlerin içinden geçen bu yaratık sizi dehşete düşürüyor. Ana merkeze döndüğünüzde ise sıradaki lobiye geçip oranın elektriğini kesmeniz gerekiyor ve her biri bir diğerinden daha zor. Oyun burada oyuncunun ilerlemesi için kollarını tehlikeye bırakmasını istiyor. Oyun sizi bir polis pompalısı verse bile bu silahın taş attığını ve mermisinin nadir bulunduğunu hatırlatırım. Ne olursa olsun bu insanüstü güçlere sahip kozmik yaratık sizden daha güçlü. Tüm elektriği kestiğinizde ise treni beklerken hayalet kız duvardan çıkıyor ve çığlıklar eşliğinde yanarak ölmesini izliyoruz. Bu sefer geri dönmemek üzere yok oluyor. Peki oyuncu sormaz mı? Kim abi bu kız? Etraftan bulduğumuz notlar ile oyunu aslında sizlere bir hikaye anlatıyor. Bu birçoğumuzun kendisinden bir parça bulabileceği bağdaştırılabilir bir hikaye. Bu hayalet kızı Jane isimli 19 yaşındaki beden dismorfik bozukluğuna sahip genç bir kızımız. Beden dismorfik bozukluğu kişinin görünüşünde algıladığı kusurları saplantı haline getirmesine verilen bir tanımdır. Bu bozukluğu sergileyen insanlar biçimsiz veya şirkin olduklarına inanırlar. Görünüşlerinde algıladıkları ya da hayal ettikleri kusurları takıntı haline getirirler. Abartılı giyinimleri, kilosunu korumak için ya da direkt zayıflamak için kendilerini aç bırakmaları, fiziğini gizlemek için bol kıyafetler giymeleri, yüzünü gizlemek için sürekli şapka veya da gözlük takmaları, değersizlik ve asla sevilmeyeceğim hissiyle beraber, toplum içinde yürürken insanların kendisine attığı bakışlarda hep bir yargı, hep bir aşağılama arayışlarına sahiptir bu insanlar. Kesin yüzümü beğenmedi, kesin kıyafetimi eleştiriyor, kesin burnum yan taraftan kötü gözüküyor diye kendilerini bitiriyorlar. Her daim yakın arkadaşlarına veya sosyal medyadaki güzel mi güzel kişilere imrenirler. Beden dismorfik bozukluğu özellikle de kızlarda görülen bir durum. Ayrıca bu durumun yanında yeme bozukluğuna sahip de oluyorlar. Tüketilen besinlerin eşlik eden bir sindirim sistemi hastalığına veya da başka bir sağlık problemine bağlanmaksızın geri çıkarılması, yani yemeği çıkartmak için kusulması ve bu durumun en az bir ay süreyle tekrarlanması durumu yeme bozukluğu davranışı olarak tanımlanır. Nasıl bazılarımızda duygusal yeme bozukluğu varsa, yani sürekli aç olmasa bile mutluluğu yemeklerde arıyorlarsa, bazılarımızda bu midesine soktuğu gıdalardan kaçınmak istiyor. Çevrenizdeki birçok kız bu durumdan mahcup olabilir. Jane de en ağır beden dismorfik bozukluğunu yaşayan bir bireydi. Karanlığında yalnızlığıyla boğulurken bir çocukla tanışıyor. Bu çocuk kendisini ne kadar iyi hissettirse de bir süre sonra çocuk değişmeye başlıyor. Saldırgan davranışlarda bulunaraktan Jane'den kilo vermesini istiyor. Ona sürekli iğrençsin, tiksindiricisin, su aygırına benziyorsun tarzı cümleler sarf ediyor. Jane onun için yeteri kadar iyi olmadığını düşündüğünden zayıflamaya çabalıyor ama kilo vermesi de oldukça zor. Ne zaman aynaya baksa hiçbir şey değişmiyor ve kendini çirkin hissetmeye devam ediyor. İlerleme kaydedemediğini görmesi kendini günden güne bunaltıyor. Dostlar, bu hayatta bir şeyler başarmak her zaman uzun bir süreçtir. Bir beceri kazanmak, para kazanmak, kilo vermek, kas yapmak bunlar zaman ister. Sadece her gün disiplinli şekilde kardiyo yapmaya ve proteinli beslenmeye, az beslenmeye özen göstermemiz gerek. Jane maalesef ki her şeyin çabucak olmasını isteyen biriydi. Çocuğun kendisini hamile bırakması ve kilosuzluğundan ötürü terk etmesiyle de kız kendinden nefret ederekten değersizlik hissiyle kendi canını alıyor. Çünkü kendisinde mücadele edecek daha fazla güç bulamıyor. İntihar ettiği yerse metro rayları oluyor. Bu yüzden bu mekanda gelirken hayaletimize bir kadın çığlığı duyuyoruz. O Jane'in tren kendisine çarptığı an attığı bir çığlıktı aslında. Mekanı terk ederken de trenin önünde bir çift ayakkabı görüyoruz. Sol ayakkabının üzerinde ise bir sarı kurdele var. Kurdeleler bir farkındalık sembolü olarak kullanılır. Mesela pembe kurdele, meme kanserine karşı farkındalığın uluslararası bir sembolüdür. Maalesef ki her cinsiyetin kendine özgün bir laneti vardır. Kadınların regl olması gibi. Erkekler olarak veya da meme kanserine sahip olmayan kızlar olaraktan bu tarz durumlarda kanserden müzdarip insanlara manevi desteği vermek için bu tarz davranışlar önemli bir toplumsal dayanışmadır. Yeşil kurdele, akıl sağlığı farkındalığının uluslararası bir sembolüdür. Meslektaşlarınıza, sevdiklerinize veya da sadece yanınızdan geçen yabancılara, onların ruh sağlığına önem vermemiz için bir farkındalıktır bu kurdele. Ufak tefek şeylerden insanların kalbini kırmayıp, onları strese sokmamamız için yeşil kurdele vardır. Keşke birçok insan gülümsemenin bulaşıcı olduğunu farkında olsa. Keşke her insan anlayışta olsa, empati kurabilse. Ama diğer insanlar bunu yapamıyor diye biz yapmayacağız diye bir kural yok. Sarı kurdele özellikle de gençler için intiharı önleme bilincinin bir amblemiymiş. Sarı kurdele özellikle de gençler için intiharı önleme bilincinin bir amblemiymiş. İntiharsal gençlere karşı farkındalığın uluslararası bir sembolüymüş. Bu tabii ki de 19 yaşında olan Jane'i temsil ediyor. Kimse Jane'e yardım etmeyi başaramadı. Ne ailesi ne de arkadaşları. Onun bocasını göremediler ya da görmezden geldiler. Jane içinde bulunduğu boşluktan kurtulmak için kollarını atladığı adam tarafından dikenli sarmaşıklarla sarıldı ve kaçamadı. Kötü arkadaş ortamı bizleri yaralayabiliyor ve bu yaralar bazen hiç kapanmıyor. Daha karakteri bile oturmamış 19 yaşındaki gencecik kızın sonuysa metro raylarında intihar etmek olmuştu. Hayatın yükünü omuzlarına daha fazla taşıyamadı. İçindeki birkaç umut kırıntısını kullanamadı. İçinde irade gücü kalmadı. Bu hayatta maalesef ki herkes kurtarılamaz. Ama bu demek değil ki denemeye devam etmeyeceğiz. Çoğu korku oyunu abartılı ve yanlış şekilde zihinsel sorunları ele alıyor. Lost in Vivo, Mike Outside kadar zengin bir hikaye anlatıcılığına sahip olmasa da, ana hikayesi aslında notlarla açıklanan bir nevi lore'dan ibaret olsa da, oyunun daha en başından vermek istediğim mesaj için en doğru yaklaşımda bulunduğunu söyleyebilirim. Hayalet kızın bu kadar çirkin bir yaratık olmasının sebebi, Jane'in kendini böyle görmesi. Öldüğünde ise ceset torbasına dönüşüyor çünkü o aslında intihar eden bir kızın ruhu. Jane'in hikayesi öz eleştirinin nasıl içten içe kendine verdiğin bir zehre dönüşebileceğinin en büyük göstergesidir. Metrodaki reklam panolarına bakarsanız bunların hep zayıflamakla ilgili olduğunu görebilirsiniz. Vücudunu kafaya takan insanlar her zaman kendilerini internette veya da televizyonlarda kilo vermekle ilgili içerikleri tüketirken buluyorlar. Bu kısım korkunun vücudumuzu yönlendirmesine izin verdiğimizde ne olduğunun canlı bir kanıtı. Görünüşün, sesin ve zekan hakkında kötü hissetmen, diğer insanların ne düşündüğünü umursamak ve düşüncelerini değiştirmeye çalışmak, davranışlarımızın, karakterimizin onların düşünceleri tarafından yönlendirilmesine izin vermek. Yavaştan kendi kendinizi yok ediyorsunuz. Yalnızlık sizi içten içe parçalayan ve o parçalardan beslenen tehlikeli bir duygu. Metro istasyonunu terk edeceğimiz inancıyla trene bindiğimizde tren belli bir süre sonra tekrardan duruyor ve sıradaki metro platformuna yürümek zorunda kalıyoruz. Oyunu kaydettikten sonra bir odaya giriyoruz. Burada sanki bir yaratığın salyasıyla kaplanmış bir kapı var. Kapıyı açmak için ise kezzap dolu bir şişeyi elimize alıyoruz. Bunu kapıyı temizlemek için kullanmamız gerekiyor. Ama şişe çok ağır ve bu yüzden de yürüme hızımız yavaşlıyor. Tam kapıyı açacağımız sırada yerdeki kayganlıktan ötürü ayağımız kayıyor ve kimyasalla kendimizi yakıyoruz. Böylelikle de ölüm ekranıyla karşılaşıyoruz. Oyuncu demek bir işe yanlış yaptım diyerekten save odasında tekrar doğduğunda ise hızlıca kaldığı yere odaya geri dönüyor. Odaya girer girmez beklemediğimiz bir yerden vuruluyoruz. O da oyuncuyu çarpık bir imajla karşı karşıya bırakan ayna yaratıklarıdır. Onlar bize hasar vermeden neredeyse hiç öldürülemezler. Kendilerinden hasar aldığımızda ise sadece balyozla öldürülebiliyorlar. Pompalı veya tabanca bunları işlemiyor. Çok hızlı olsalar da verdikleri hasarlar düşükler ve öldükleri zaman daha hiçbir yerde karşımıza çıkmıyorlar. Korku medyalarında aynalardan korkulma sebebi, aynaya bakan kişinin arkasında gördüğü varlık ya da bizzat kendini paranormal şekilde görmesidir. Aynalar hep anlık korku medyasıdır. Aynadaki ruh çıkıp da sizi kovalamayacağı sürece bir sorun yoktur. Birkaç saniyelik korku sadece. Ama bir ayna düşmanı oldukça basit ve bir o kadar da yaratıcı. Bu şey kırık yüzeyiyle size çarpmaya çalışıyor ve çeşitli, tuhaf, tüyler ürpertici belirsiz görüntüler sergiliyor. Bir aynanın içgüdüsel şekilde saldırgan olması, ayna korkusuna başarılı bir yenilik katıyor. Aynalara bakarsanız bize yansıttıkları görüntüler çok dehşet vericiler. Kimsenin aynaya baktığını görmek istemeyeceği, iğrenç ve korkunç bir yüz gösteriyor bu aynalar. Aynanın içi bir sürü hamam böceğiyle dolu. Bu aynalar Jane'in yani hayalet kızın kendisini beğenmemesinin bir devamı niteliğinde. Kendini beğenmeyen insanlar her daim aynaya bakmaktan, kendileriyle ilgilenmekten çekiniyorlar. Fotoğraflarda her zaman bir yüz gizleme çabaları vardır. Kendi fotoğraflarını çekmeyi sevmezler. Toplu fotoğraflarda da genellikle kameranın arkasındaki kişi olurlar. Ve duştayken aynaya baktıkları zaman tek gördükleri şey kusurları. Ama başka bir ihtimal de var. Yükleme ekranlarından karakterimizin kendisini beğenmediğini, çirkin olduğunu düşündüğünü biliyoruz. Bunu doğrulayan şey ise tam olarak şu. Az önce öldüğümüz kapıya gittiğimizde erimiş vücudumuzu görüyoruz. Yani az önceki ölüm sahnemiz aslında canon'dı. Ölüşümüz hazırlanmış bir sahneydi. Çürümüş vücutla etkileşime geçtiğinizde ben çok çirkinim, kimse beni istemiyor, tiksindirici cümleleriyle karşılaşıyoruz. Çürümüş vücudumuza verdiğimiz bu tepkiler cihinden çok da farklı bir yönümüz olmadığını doğruluyor. İkimiz de kendimizden nefret ediyoruz. Bu çürümüş vücutla beraber anlıyoruz ki kapı artık açık ve ilerleyebiliriz. Kapıdan geçer geçmezse bir tren rayına geliyoruz. Burada kapalı bir tren var. Etkileşime geçtiğimizde karakterimiz "Bu tren hakkında beni rahatsız eden bir şeyler var" diyor. Biraz ilerlediğiniz zaman bir not buluyorsunuz. Notta "Hayat çok acımasızdı. Aşk çoktan kaybolmuştu. Tavan vantilatörüne asıldılar. Yere bakıyorlardı" diye bir not buluyoruz. Bu bariz şekilde sevgisizlikten, yalnızlıktan, kendini vantilatöre asıp intihar etmekle ilgili bir şiir. Burada notu bulduğumuz yerde bir kapı yok, gidebileceğimiz bir yer yok. Tam da bu anda ise yol tıkalı olduğundan geriye dönerken trenin organik bir canlıya dönüşüp seni yemeye çalıştığını görüyorsun. Tren saldırdığında ön kısmı yerinden çıkıyor ve bir ağız gibi davranıyor. Bazı kısımlarında dişler varmış gibi görünüyor. Trenin içi bu yaratığın omurgasının bulunduğu trenin arkasına kadar uzanan bir etten ibaret. Ben burada tren bir anda harekete geçer ve ezilmemek için raylardan çıkmam gerekir diye düşünmüştüm. Ama organik bir tren kesinlikle beni beklemediğim bir yerden vurdu. Mesela Silent Hill 3'te tren rayına atlarsanız belli bir süre sonra tren gelip de sizi öldürüyordu. Dedim kesin öyle bir şey vardır da yoktu. Trenin canı da verdiği hasar da oldukça fazla. Bir intihar notundan sonra trenin gelmesi. Bu trenin aslında Jane'e çarpan trenin bir sembolizmi olduğunu anlamak çok da zor değil. Treni öldürüp tıkadığımız yol açılınca da bir lavaboda Silent Hill 1'deki Harry Mason'ın kullandığı bıçağın tıpatıp aynısını buluyoruz. Bu bıçak düşük hasar verse de yüksek hızla saldırmamıza olanak sağlıyor. Ama oyun boyunca hiç kullandığımı hatırlamıyorum. Buralarda bulduğumuz bazı intihar notları sayesinde aynalı düşmanların olduğu odaya geri dönüp bulmacalı bir odaya giriyoruz. Burada 3 tane heykel kafa var ve kapıyı açmak için hepsini doğru yöne çevirmemiz gerekiyor. Bu kafaları intersal şiddere okuyaraktan çözüyoruz. Birinci kafa yere bakıyor, yani asılmış durumda. İkinci kafa ise havaya, yani gökyüzüne bakıyor. Üçüncü ise yana bakıyor ve merdiveni sembolize ediyor. Merdivenlerde çoğunlukla ölümle ilgili metaforlar bulunur. Mesela Death Note'da Light Yagami merdivenin ortasında ölüyor. Bu kendisinin ne cehenneme ne de cennete gideceğinin bir göstergesiydi. Light Yagami arafta kalmıştı. Bulmaca çözüldüğü zaman tüm heykellerden kanlar akıyor. Bu da direkt intihar sonrasında ölümle ilişkilendirilebilir. Açılan kapıdan ilerlediğimiz zaman da uzun boruların içinde ilerliyoruz ve karşımıza sülükler çıkıyor. Sülük düşmanlar koyu renkli, etli, ıslak görünümlü, herhangi bir uzuvları olmayan, başlarını kapatan, dev bir ağza sahip canlılardır. Genellikle ikili üçlü gruplar halinde karşımıza çıkarlar ve ağızlarından çıkan jiletli elleriyle bize saldırırlar. Bu düşmanların saldırısı yani jiletli elleri, intiharsal bireylerin bileklerini kesip de intihar etmesiyle ilişkilendirilebilir. Bunlar oyundaki küçük boyutlu düşmanlardan bazıları. Ancak yine de gruplar halinde takıldıklarına ötürü zorlu düşmanlardır. Kendilerini hafife aldığınız an ölüyorsunuz. Hikaye tarafında neyi temsil ettikleri belirsiz. Bir tane bile düzgün teori yok. Lockpick'te kapıları açıp eninde sonunda safe room'a ulaşıyorsunuz. Bayağıdır save alamadığınızdan save odasına giriyorsunuz ve o da ne? Oyun save'inizi siliyor. Ama tabii ki de bu bir psikolojik hile. Bunu daha önce anlattım. Ama ilk seferinizde bunun çok korkunç bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Yolunuza devam ettiğinizde ise asla yenemediğiniz bir boss'la karşılaşıyorsunuz. Kendisi sizi öldürüyor ve geri doğduğunuzda ise bunun hazırlanmış bir ölüm olduğunu anlıyorsunuz. Bu boss'un ismi Shagat. Oyun içi bir notta Shagat hakkında şu kelimeler dile getiriliyor. Kendimi çok hasta hissediyorum. Hepsi, herkes benden nefret ediyor. Ve bunun tüm sorumlusu benim. Hepsi içimdeki bu parazit yüzünden. Bu yenemediğimiz boss, Jane'in çirkinliğinden ötürü içini nasıl gördüğüyle ilgili bir metafor aslında. Shagat aynı zamanda Lovecraft'e özgü ünlü bir yaratığın adıdır. Bu oyunda Shagat'ın zarar görmezliği, öldürememezliği, Lovecraft'in korkusuyla tamamen uyumludur. Cidden harika bir kozmik korku dokunuşu olmuş. Önce save'i siliyorsun, oyuncu neyle karşı karşıya olduğunu, ne yaşandığını bilemiyor, bir anda ise karşısına yenemediğin bir boss yolluyorsun ve oyuncu sahte bir ölüm yaşıyor. Harika bir dizayn tercihi. Yaratığın ağzından salyalar akması, yeme bozukluğundaki kusma durumunu sembolize ediyor olabilir. Ha bir de buraya fun fact dediğimiz eğlenceli bir bilgi vereyim. Shagat, Kira'nın oyunu geliştirirken sahip olduğu evcil bir kar tanesi yılan balığı aslında. Bu yılan 2018 yılında vefat etti. Bu yüzden Kira yılanını çok sevdiğinden kendisini oyuna yerleştirmek istedi. Ölüm ekranı bittikten sonra karakterimizin terapistiyle olan konuşmasına geri dönüyoruz. Karakterimiz terapistin kendisine yönelttiği "nasıl hissediyorsun?" sorusuna "herkes benden nefret ediyormuş gibi hissediyorum ve ben de kendimden nefret ediyorum" diyor. Terapist ise buna karşılık "öz değerin, vücut şeklin ve kilondan fazlasıyla etkileniyor. Başkalarını bu kadar sert bir şekilde yargılamıyorsun. Değerin var, güzelliğin var. Ama sen onu göremiyorsun. Kendine dair görüşün çarpık" diyor. Karakterimiz ise buna karşılık "peki nasıl düzeltmeliyim? Eğer bedenimi düzeltemiyorsam kendime dair görüşümü nasıl düzeltebilirim?" Terapistle beraber bunun üzerinde çalışacağız diyor. Ve bize bir antidepresan olan Fluoksetin yazıyor. Fluoksetin, majör depresif bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, bulimia, aşırı yeme bozukluğu, adet öncesi dismorfik bozukluk ve bipolar bozukluğuna karşı kullanılan bir ilaçtır. Antidepresanlar devletin size sattığı basit ve ufak uyuşturuculardır dostlar. Uzun süreli kullanımda ise çok fazla rahatsız edici etkileri vardır. Daha öncesinde yaptığım Afraid of Monsters videosunda buna değinmiştim. O videonun da bir remake'ini isterseniz seve seve yaparım, yoruma yazmanız yeterli. Terapi konuşması bittiğinde ise oyunun meşhur Bulimia bulmacasına geliyoruz. Bulimia genellikle kısa bir süre içinde aşırı yiyecek tüketiminin sık tekrarlanması ve hemen ardından fazla kalorilerden kurtulma düşüncesiyle kendi kendini kusmak, uzun süre yemek yememek ve aşırı egzersiz yapmak şeklinde ilerleyen ciddi bir yeme bozukluğudur. Doktorun bize verdiği ilaç da aynı zamanda Bulimia içindi. Her şey birbiriyle bağlantılı hale gelmeye başladı. Bu mekanda iki tane yol var. Sol tarafta kuru kafa resimli bir kapı var. Sağ tarafta ise çekici bir kadın yüzü var. Eğer sağ taraftan yani yanlış yerden giderseniz güçlendirilmiş solucanlarla savaşıyorsunuz. Ve bir bakmışsınız aynı yere PlayStation 1 nostaljisi kokan bir çığlık eşiğinde geri gelmişsiniz. Burada bulmacayı yanlış çözerseniz bir döngü haline giriyorsunuz. Aslında bulmaca çok basit. Amacınız Bulimia'nın üstesinden gelmek. Oyuncunun her daim ölüm içerikli yüzden yani soldan ilerlemesi gerekiyor. Ve her ilerlediğinizde sağdaki normal duran çekici kadın yüzü bozulmaya başlıyor. Soldaki yüz başlarda normal kalsa da her daim sola gitmeye devam etmelisiniz. Çünkü sağdaki yüz bozuldukça soldaki yüz yavaştan netleşiyor ve Jane'in yüzü ortaya çıkıyor. Aslında burada neye benzediğinizi düşündüğünüze dair algıyı kırıp nasıl görünmeniz gerektiğine dair idealize edilmiş versiyonunuzu ezmeniz gerekiyor. Sosyal medyanın toplumun yarattığı güzellik algısını yok etmeniz gerekiyor. Sola gittikçe bozulmuş yüzler düzeliyor ve Jane'in kendi yüzüne dönüşüyor. Sağdaki mükemmel kadın suratı ise sürekli bozulma yaşıyor ve yok oluyor. Eğer çok fazla yanlış yoldan giderseniz, oyun sizi cezalandırmak için yenilmez boss olan Shagat'ı üzerinize fırlatıyor. Ve sizi öldürmesi sonucu tekrardan save room'da spam oluyorsunuz. Bu da Shagat'ın yeme bozukluğunu yani Bulimia'yı temsil ettiğinin en büyük kanıtıdır. Kendisini yenip yok etmemiz için bu bulmacayı tamamlamamız gerekiyor. Bulmaca da tamamen irade ve seçimlerden ibaret. Kurşun ateşleyip de savaşmaktan ibaret değil. Tamamen içsel bir çatışma. Bunu kilo vermek isteyen bir bireyseniz, annenizin babanızın mutfağa koyduğu o güzel mi güzel kokan ince pide veya da o aşırı güzel duran tatlı gibi düşünün. Sürekli onları yemek için kendimizde bir bahane buluruz. Ya canım zaten bir günden bir şey olmaz. Daha kilo vermek için çok zamanım var. Ya zaten bunun fazla kalorisi yok ya boş ver. Demek gibi bir şey. Ne kadar irademize yenik düşsek de çabalayaraktan, kazanaraktan eninde sonunda kilonuzu vereceksiniz ve geriye dönüp baktığınızda "vay be iyi ki o gün o yemeği yememişim" diyeceksiniz. İyi ki kusmamışım diyeceksiniz. J'nin idealize edilmiş versiyonunu ezince bir mekana geliyorsunuz. Burada bir kırmızı elma, bir klozet ve bir kapı var. Elmayı aldığınızda kapı kapanıyor ve klozete kusmanız gerekiyor. Böylelikle de kapı açılıyor. Bu doğru olmuş gibi gözükse de karşınızda çıkan düşmanlardan ötürü yanlış yola saptığınızı anlıyorsunuz. Burada Bulimia'yı yenmek için elmayı yiyip kusmadan sürekli kilitli kapıdan geçmeniz gerekiyor. Kapıdan geçebildiğinizin sinyalleri zaten veriliyor çünkü kapıda bir girişlenme efekti var. 3 defa döngüyü tamladığımızda ise kirli oda artık temiz bir odaya dönüşüyor. Kusma konusundaki isteğimize karşı gelebildik. İrademizi güçlendirdik. Döngü kırıldığında yeni bir mekana geçiyoruz ve burada ağlayan bir bebek var. Jane hamile olduğunu söylemişti. Jane'in kendisini çirkin bir insan olarak gördüğünü biliyoruz. Ve yüksek ihtimalle bu bebek de bu yüzden bu kadar yaratımsı gözüküyor. Bildiğin bir hayvan leşine benziyor. Ayrıca Jane kendi bebeğini istemiyordu. Sonuçta babası olacak adam kilosundan ötürü onu terk etmişti. Bir böcek muamelesi yapmıştı. Kilo vermek isteyen bir kadın neden kendisine ekstradan 9 ay boyunca kilolu gösterecek bir canlıyı karnında taşımak ister ki? Günümüzde birçok kadın güzelliğinin gitmemesi, fiziğinin bozulmaması, kocasının aldatmaması için genellikle hamile kalmak istemiyorlar. Bunların sayısı bence azımsanmayacak kadar fazla. Jane intihar ettiğinde bebeğini öldürdüğünden ötürü bebeğin hayatıyla ilgili burada bize 2 tane seçenek sunuluyor. Ya bebeği evlat edineceğiz ya da kafasına sıkacağız. Ama ne yaparsanız yapın bir farklılık olmuyor. Ufak bir minnacık detay bile değişmiyor. Çok boş bir seçim. Bebeğin yapacağınızla ilgili karar verdiğinizde ise kapıdan geçip bir tramvayına ışınlanıyorsunuz. Tam hareket halindeki bir tren size çarpacakken Jane'in ruhu yani hayalet kız gelip sizi kurtarıyor. Bu aslında Jane'in bize ettiği bir teşekkür. Çünkü onun kişisel zorluklarının üstesinden geldik. Artık ruhu huzurlu. Ayrıca genel kültür bilgisi. Tamamen her oyuncuya rastgele gözükecek şekilde ya oyunun başlarında ya da sonlarında safe room'da 2 saniyeliğine bebeğin spam olduğunu görebilirsiniz. Bu fark ettiğiniz zaman ne oluyor lan dedirtiyor. Ama size bir zararı yok. Oyuncuyu şaşırtmak için ve bir anda dikkatini toparlamak için başarılı bir tercih olmuş. Oyunlarda her zaman güvenli bölgeye geçtiğimizde ya telefonumuzu elimize alıyoruz ya da ekrana save alayım diye odadan çıkayım diye ölü bakışlar atıyoruz. Jane bizi kurtardıktan sonra raylarda ilerlerken yerde kocaman bir delik buluyoruz. Burada köpeğimizin mavi renkteki tasması var. Belli ki köpeğimize yakınız. Dani buralarda bir yerlerde. Bu delik bizi geniş bir maden sistemine sokuyor ve burası aşırı klostrofobik. Her an duvarlar üzerinize çökebilecekmiş gibi hissettiriyor. Ayrıca etrafı aydınlatan lambaların gram faydası olduğunu hissedemiyorsunuz. Her yer çok boğuk. Bu madende kilitli bir kapı var. Ve burayı açmak için etraftan 3 tane madalyon bulmanız gerekiyor. Oyuncu madalyonu ararken birkaç düşman keserim diye düşünüyor. Ama burada seni bekleyen düşmanlar değil, sadece tek bir düşman var. Haritada ilerlerken bir anda karanlığın içinden karşınızda köpeğiniz Dani çıkıyor. Oyuncu otomatik olarak şunu düşünüyor. Oyun boyunca 2-3 defa köpeğimizi uzaktan görüyoruz ama ona ulaşamadan bizden kaçıyor. Herhalde burada da köpeğe yaklaşınca bir anda uzaklaşacak diye düşünüyorsunuz. Ama sonra fark ediyorsun ki Dani daha önceki hali gibi gözükmüyor. Vücudundaki kesiklerden ötürü derisi parça parça birbirinden ayrı şekilde duruyor. Derisinin her yerinde boşluklar var. Bize doğru yavaş yavaş geliyor. Bir havlama girişiminde bulunmuyor. Oyuncu kendisine yaklaştığında küçük dostumuz gibi görünen bu yaratık bir anda genişliyor ve gerçek formunu ortaya çıkartıyor. Kendisi vücut korkusu elementini sonuna kadar hissettiren iğrenç bir yaratık. Kendisini çabucak öldürüyorsun ama adeta Silent Hill 2'deki Lying figür gibi hızlıca uzaklaşmasıyla anlıyorsun ki bu şey öldürülmüyor. Sadece bayıltabiliyorsun. Ve kaçınımızı erteliyorsun. Sen madende gezinirken eninde sonunda seni bulacak ve seni avlamaya çalışacak. Bu yaratık gerçek formundayken ten rengi pastel bir tene sahip. Köpeğe benzeyen kabuğunun bir kısmına biten çok sayıda tuhaf kola ve yüzünün büyük bir kısmını kaplayan büyük bir açık ağza sahiptir. Bu düşmanın ismi köpek mimik olarak geçiyor. Bu çok mantıklı bir isim seçimi. Şimdi anlatacağım şey size komik gelebilir ama düşmanın ismini açıklamak için bunu söylemem gerekiyor. Mimik bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır. Mimikler bir duyguyu veya düşünceyi anlatmak ve duyguları pekiştirmek için kullanılır. Köpek mimik Dani'yi yalnızca önden taklit edebiliyor. Çünkü kılık değiştirmesinin kendisini arkadan koruyacak bölümleri yok. Madende kendine kısa yollar açarken madalyonları arıyorsunuz ve bu yaratık sürekli sağdan soldan beklemediğin yerlerde spam olup üzerine fırlıyor. Hatta bir kısımda merdivenden çıkarken seninle beraber merdivenden tırmandığını görebiliyorsun. Ama tabi tırmanmayı tamamlayınca kendisi aşağı iniyor. Yani burası yazılmış bir sahne. Ama oyuncu cidden merdivenden çıkıp zarar vereceğini düşünüyor. Ayrıca yaratık bayağı güçlü. Çok kısa sürede işinizi bitirebiliyor. Eğer space tuşuna basıp ıslık çalarsanız köpek mimiği köşelerdeki saklandığı yerden direkt çıkartabiliyorsunuz. Bize aniden saldırması için kendini göstermene gerek kalmıyor. Direkt ayağına çağırıyorsun. Harika. Gerçekten harika. Islık mekaniği oyunun başındaki klostrofobik karanlık borular hariç hiçbir yerde işe yaramıyor oyunun sonuna kadar. Bu mekaniğin burada farklı şekilde kullanılması beni çok mutlu etti. J'nin hikayesini arkamıza bıraktığımızdan ötürü sıra başka birinin hikayesine geliyor. Buradaki notlar paranoyak bir adamı anlatıyor. Adam madenlerde bir şeyin süründüğünü duyuyormuş. Bunu diğer insanlara söylese de kimse kendisini dinlememiş. Adam da bu insanlar kesin yaratığa hizmet ediyor. Bu yüzden bana inanmıyorlar diyerekten kimseye güvenmemeye başlıyor. İnsanların arkasından konuştuğunu düşündüğünü de dile getiriyor. Bu notlardaki adam aslında Jane'in sevgilisinin ta kendisi. Kendisi paranoyak biri. Sürekli etrafındaki insanlardan şüphe duyuyor, onlara güvenemiyor. Jane'i o kadar sevgiyle doldurduktan sonra bir anda 360 derece dönüp zarar vermeye başlamasının sebebi de buydu. Jane hakkında şüpheleri vardı. Köpek mimikte paranoya üzerine kurulu bir düşman. Karakterimizin en yakın olan terapi köpeğinin masum durması ama içine bir yaratık barındırması ve bize saldırması. Burada bir güven sorunu söz konusu. Gerçek hayatta bile bizler bu sorunlarla uğraşıyoruz. Arkadaşlarınızın taraf değiştireceği, size karşı duracakları korkusu, birçoğumuzun yaşadığı bir korku. Ya sevgilimizin karakteri değişirse, bizden soğursa, bizden daha iyisini bulursa, ya arkadaşlarımız bizden sıkılırsa, ya bana yalan söylüyorlarsa, bana güvenmiyorlarsa, ya bu yardımseverlikleri aslında sahte bir samimiyetse, bana ettikleri iltifatlar ya sahteyse. Birçoğumuz akşam kafamızı yastığa koyduğumuzda, hatta bazen o arkadaşlarımız yanındayken bile bunları düşünüyoruz, bunları yargılıyoruz, bunları sorguluyoruz. Birçoğumuz bu sıkıntıları aşmalıyız. Bunu başaramazsanız sizin için en doğru insanı elinizden kaçırabiliyorsunuz. İnanın bana, kendinizi affetmeniz uzun sürüyor. Kendimden biliyorum. Oyunun bu bölümünün oynanışı da paranoya teması üzerine kurulu. Daha önce bahsettiğim gibi oyunun atmosferi o kadar başarılı ki oyun seni balon gibi şişiriyor ve en ufak bir sinek vızıltısında bile çığlık atacak duruma geliyorsun. Burada ise yaratığın öldürülmediğini, eninde sonunda geri döneceğini biliyorsun. Kesin şurada saklanıyor, kesin burada, şimdi karşıma çıkacak diyerekten bilgisayar başında kendinizi mahvediyorsunuz. Ayrıca ileriki kısımlarda tekrardan köpeğinizi bulduğunuzda ondan bile şüphe ediyorsunuz. Acaba canavara dönüşecek mi? Acaba bana saldıracak mı? diye. Oraya sonra geleceğiz derken hayır, köpeğimiz gerçek. Buradaki köpek gerçek. Tüm madalyonları yaratığı sersemleterek en hızlı şekilde toparladığınızda kapıyı açmaya giderken her oyuncuya rastgele şekilde gözüken bir saniyelik bir figürle karşılaşıyorsunuz. Göz kırparsanız göremezsiniz. Kendisi anlık gidip geliyor. Ben ikinci oynayışımda kendisini görmüştüm ve cidden tüylerim diken diken olmuştu. Madalyonla açılan kapıyla Nezumi test laboratuvarına giriş yapıyoruz. Nezumi Japonca'da hem sıçan hem de fare anlamına geliyor. Buranın iki tane kısmı var. Birincisi araştırma kısmı. Kanalizasyonlardan sonra böyle temiz ama ıssız bir yere gelmek insana bir anda ne olur lan dedirtiyor. Liminal Space'in en kuvvetli olduğu yer kesinlikle burası. Burada çevreyi araştırırken Ratman adı verilen düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu canavarlar ilk başta beyaz, kel kafalı ve siyah damarlı gövdeli garip kambur yaratıklar olarak ortaya çıkıyor. Bacaklarının, kollarının uçları çoğunlukla fareler gibi üzerinde çalıştıkları siyah keskin çıkıntılardır. Yüzler aşağıya bakıyor ve gözlerle ağızları kapalı. Burada Dr. Brandl yani oyunun başındaki gazete kağıdındaki adamla ilgili bir notlar buluyoruz. Başka bir not türü ise Dr. Picani adında biri tarafından yazılıyor. Dr. Brandl'ın arkadaşı Picani bu yaratıkları bir deney sonucu yaratmış. Brandl ise yavaştan bunun ne kadar etik olduğunu düşünmeye başlamış. Çünkü bu yaratıklar aslında tesis çalışanlarının ta kendisi. Bu yüzden isimleri Fare Adam. Ayrıca bu yaratığın dizaynı ne kadar havalı olsa da özgün değiller. İsmini bir türlü telaffuz edemediğim bu adamın bir tablosundan esinlenilmiştir. Hiçbir zaman isimlendirmediği ve açıklamadığı düzinelerce tuhaf, rüya gibi resim çizen bir arkadaş bu. Kemikli uzuvları, bandajlı kafası ve tüylü siyah gövdesiyle bu esrarengiz figür çok korkunç ve bir o kadar da iyi duruyor. Akuma Kira kitaplardan ve portrelerden oyunlarına bolca aktarma yapıyor. Bu insanlar dönüşmeye başlayıp sayıları arttıkça tesis çöküşe geçmiş. Doktor B kaçmaya çalışsa da sayıları fazla olduğundan burada kapana kısılmış. Ama tek kapana kısılan o değildi. Picani de burada kapana kısılmıştı. Picani de çözüm olarak Sotiris isimli bir yaratık yaratmış. Sotiris onun kurtarıcı olma amacıyla yaratılmış gizemli bir varlık. Yaratığa bu test laboratuvarında hayat verilmiş ve Picani tarafından yaratık beslenmiş. Sotiris de bu yüzden kendisine saldırmıyor. Sotiris'in nasıl yaratıldığı belli değil. Ancak kanıtlar bilimsel testlerin ve doğaüstü araçların bir kombinasyonuna işaret ediyor. Doktor Brandl Picani'yi bayıltıp kaçmaya çalıştığında Sotiris isimli baktığında hareket etmeyen ama kafasını döndürdüğünde kendisine yakınlaşan bir yaratıktan bahsetmiş. Sotiris büyünün ilk çağlarında açlıktan ölmek üzere olan bir krallığı yöneten bir cadı kralıydı. Halkını fare yemeye zorluyordu ve en sonunda kendi şövalyeleri tarafından ihanete uğradı ve eski kuyuya sürgün edildi. Bir daha asla dışarı çıkmaması için kolu kesildi ve gözleri bir daha yukarı bakmaması için oyuldu. Kuyuda sürekli açlık çekiyordu ve yalnızca farelerle besleniyordu. Ama onca virüse rağmen asla ölmedi. Son büyüsünü kullanarak kendisini taşa çevirdi ve efsaneler kuyunun en derin çukurlarında farelerin taptığı, onun harap bir heykelinin hala görülebildiğini söylüyor. Pekines nasıl olduğu tam olarak bilinmese de kabuslarında bu yaratığı görüyormuş. Bu fare projesini ve bu yaratığı bu yüzden hayata geçirmek istemiş. Yaratığı yaratması kabuslarına dayanıyor yani. Bu yaratık gözlem altında tutuluyorken kamera var diye hiç kimse olmasa bile hareket edemiyormuş. Ayrıca Sotiris'i Batman'lerle besliyormuş. Tıpkı kabuslardaki, hikayelerdeki gibi. Doktor B tüm bu olaylara rağmen tesisten kaçmayı başarmış durumda. Çünkü oyunun başında gazetede ismini görüyoruz. Bu gizli devlet hazinelerini başka kimse basına sızdıramaz sonuçta. Tüm çalışanlar ölmüş durumda. Hikaye tarafında bu mekanın neyi temsil ettiği çok şüpheli. Karakterin terapi gördüğünü biliyoruz. Burası kendi hastanesi olabilir. Ama terapistine, doktoruna karşı bir korkusu yok. Tedavi görmekten çekindiğini hiç görmedik. Aksine tam tersi, seve seve burada bulunuyor. Bazı insanlar kendisine teşhis koyulacağından ve iş bulamayacaklarından ötürü terapiye gitmeye korkuyorlar. Bu yüzden hiçbir zaman terapi görmüyorlar. Aranızda böyleleri varsa, ki konuştuğum birkaç izleyicim böyle biliyorum. Evet, sana sesleniyorum dostum. Sizlere şunu söyleyeyim. Bozuk mental sağlığınızla yardım almadan hiçbir yere varamazsınız. Ne hayatınıza giren insanları elinizde tutarsanız ne de elinizdeki işi başarılı şekilde icat edersiniz. Mental sağlığınızı toparladıktan sonra hayatta yolunuzu her türlü buluyorsunuz arkadaşlar. Ama azıcık bile iyileşme belirtisi göstermeden hiçbir şey başaramazsınız. Hayatınıza giren sevginizi, arkadaşlarınızı, işinizi elinizde tutamazsınız. Onlar sizden kaçar. Her neyse. Burada amacımız bir göz tarayıcı kapısını açmak. O yüzden etraftaki geçerli gözü aramaya başlıyoruz. Oyuncu laboratuvardaki fare dondurucu dolaplardan bulduğu bebek oyuncağını, Redman'lerin olduğu bir evcil hayvan odasında aletle kırıyor. Oyuncu bebeğin kafasını her çatlattığında oyuncunun vizyonu bozuluyor, gerçeklik algısı bükülüyor. Ama eninde sonunda kafa komple kırılınca ekran düzeliyor. Bebeğin içinden bir lockpick çıkıyor. Böylelikle de kilitli bir kapıyı açmaya gidiyoruz. Ama artık etraf daha karanlık, daha sisli. Artık yürürken huzurlu adımlar atamıyorsunuz. Burada Redman'ler gecenin karanlığının üzerimize çökmesiyle evrim geçiriyor. Ya da daha doğrusu uyanıyor diyelim. Bunlar ışıklar kapatıldığında ortaya çıkıyorlar. Biraz daha büyük olmaları ve yüzlerinin tamamen açık olması dışında çoğunlukla normal versiyonlarına benziyorlar. Hasarları çok daha fazla ve aşırı hızlılar. Kırmızı parlayan gözleri hızlarına yetişemeyip arkada serabını bırakıyor. Tam anlamıyla bir gece hayvanılar. Bu şekilde ise Dr. Brundle'ın kilitli odasına gidiyoruz. Burada Dr. Prekini'nin ölü vücudu var. Fareler kendisini parçalayarak öldürmüş. Bir yaratıksa gözlerini almış. Burada doktoru envanterimize ekliyoruz. Ve yanda çıkan dosya uyarılarıyla 4. duvar kırılıyor ama bir şey olmuyor. Cesedin gözleri olmadığından oyuncu kapıyı nasıl açacağım diye düşünüyor. Ama bir bakıyoruz ki kapı kendi kendine açılmış. Yerde bir sürü değişik figürler var. Sanki tamamlanmamış canlılar gibi. Biraz ilerleyince karşımıza Dani çıkıyor. Ve bu gerçek Dani. Köpek mimik falan değil. Bu tatlı mı tatlı köpeği istediğimiz gibi sevebiliyoruz. Dani'yi biraz sevince kendisi ilerleyip kanalizasyon kanalında bir oyuncak buluyor. Bu oyuncak aslında az sonra gelecek düşmana bir foreshadowing. Kapıyı açtığımız an yeni sel dalgasıyla kazandığımız umudumuz kayboluyor ve bittiğini sandığımız kabusumuz devam ediyor. Hatta dürüst olmak gerekirse kabus daha yeni başlıyor. Ha bu arada ben bunu havalı olsun diye söylemiyorum. Gerçekten kabus yeni başlıyor. Karanlık bir koridorda köpeğin peşinden ilerliyoruz ama yine hiçbir düşman karşımıza çıkmıyor. Oyuncu kendi kendini bunaltıyor, o kadar. Atmosfer gerçekten başarılı. Burada bir laboratuvara geliyoruz. Opsiyonel olarak girilebilen, içine mermi bulunduran bir oda var. Burası için lockpick lazım. Lockpick'i bulduğumuzda envanterimiz dolu diye karakter bir anda doktorun cesedini üzerimizden atıyor. Almazsanız da doktor oyun bitene kadar envanterinizde kalmaya devam ediyor. Ve bu seçimin önemli bir etkisi var. Daha sonra bahsedeceğim. Kapıyı açıp içeri girdiğimizde ve mermiyi aldığımızda dışarı çıkar çıkmaz cesedin canlandığını ve bizi izlediğini görüyoruz. Kendisine yetişemeden kaçıyor. Kendisini bir daha göremiyoruz ama oyuncu acaba karşıma çıkacak mı, saldıracak mı, jumpscare atacak mı diye tırnaklarını yiyor. Başarılı bir dizayn tercihi olmuş. Doktorun giriş yaptığı odaya arkasından gittiğimizde ise, en sonunda ise artık oyunun en başından beri foreshadowing'i yapılan yaratık geliyor. O da evsiz adamın gözlerini alan yaratık Sotiris'in ta kendisi. Sotiris ilk olarak madenlerde kısa süreliğine ortaya çıkıyordu ve fark edildikten çok kısa bir süre sonra hızlı ışınlanarak uzaklaşıyordu. Bu yaratık uzun dili, boş gözleri, birleşik bacaklara sahip kolları olan humanoid bir yaratık. Bu yaratık sayesinde laboratuvarda isyan çıktı. Fareler onun emrindeydi. Kendisi oldukça tehditkar duruyor. Ama aslında çok kolay bir düşman. Olay çok basit. Kendisine baktığınız zaman sorun yok. Ama kafanızı bir saniye bile çevirseniz anında size yaklaşıyor. Hatta bazen kafanızı döndürdüğünüzde olması gereken yerde olmadığını görünce paniğe kapılıyorsunuz. Nereye bakarsanız bakın etrafta görünmüyor. Sotiris'in size yaklaşmaya çalıştığını bilseniz de etrafta olmayışı sizi paniğe kaptırıyor. Her an karşınıza çıkabilir. Sotiris çok yüksek ihtimalle birileri kendisine bakamadığında hareket edebildiğinden ötürü insanların gözünü istiyor. Burada bunaltıcı bir ışıklandırma eşliğinde laboratuvardan kaçmak için oyuncunun Doktor Pikini'nin gözlerinden birini depodaki etli bir yığından almanız gerekiyor. Eninde sonunda gözü alıp asansöre doğru ilerlediğiniz zaman Sotiris'in boş yuvalardan birine bir göz yerleştirdiği ile ilgili bir arasana giriyor. O andan itibarense Sotiris'in gözü her zaman oyuncuya bakıyor. Gözleri kendisine baktığınız sürece ister sağa gidin ister sola gidin sürekli sizi takip ediyor. Ancak saldırısında bir değişkenlik yok. Burada kendisinden kaçaraktan asansöre ulaşmanız gerekiyor ve gözü kullanaraktan asansörü aktif ediyorsunuz. Burası zor gibi gözükse de aslında çok kolay. Etrafta bir sürü duvar, kutular veya asılmış etler var. Yani oyun yaratıkla kurduğunuz göz temasını zorla kopartıyor. Ayrıca burada yol oldukça karmaşık, o yüzden hızlıca sıradaki hamlenizi düşünmeniz gerekiyor. Burası hem çok kısa sürüyor hem de düşman yapay zekası çok agresif davranmıyor. Ama bölüm dizaynı çok iyi durduğundan kafanızı döndürür döndürmez anksiyete yaşıyorsunuz. Çünkü ne kadar süreliğine güvende olduğunuzu bilemiyorsunuz. Sotiris'i öldürme veya sersemletme şansınız yok. Atış ederseniz faydası olmuyor. Kendisine yakalanırsanız da tek vuruşta ölüyorsunuz ve 1 dakikalık ara sahne giriyor. Bu ara sahne sadece ilk ölümünüze özel. İkinci veya da üçüncü ölümünüzde ara sahne devreye girmiyor. Bu ara sahnede boynu kırılan karakterimizin üzerine bir sürü ufak fare geliyor. Ve hepsi gözümüzü çıkartıyor. Ölüm ekranında ise göz benlerimizin alındığını görebiliyoruz. Asansöre ulaştığınız zaman da oyun daha önce bahsettiğim sahte Kredis ekranını sunuyor. Başta her şey huzurlu ve normal ilerliyor. Asansörde yukarıya doğru, kurtuluşa doğru çıkarken arkada rahatlatıcı bir müzik eşliğinde aydınlık bir ortamda ekranda isimler akıyor. Ama motion capture'da isminizin gözükmesiyle yine bir 4. duvar kırma olayı yaşanıyor ve bir anda asansör geri düşmeye başlıyor. Ekranda farelerin kurtarıcısı Sotiris, söndürülemez açlıktan ötürü gözlere ihtiyacı var yazısı eşliğinde bir anda bozulan çevre sesleri ve görüntüyle arkadaki huzurlu müzik birinin tırnağını duvarlara kazıdığı zamanki gibi iğrenç bir sese dönüşüyor. Sotiris burada asansörü tırmanıyor ve statik bir ses kulaklarınızı çiğniyor. Ama en sonunda bir anda her şey normale dönüyor ve kapı açılıyor. Bu tarz kaliteli 4. duvar kırılmaları oyunun geri kalanını sorgulamanızı sağlıyor. Bu bir oyundaki en korkunç dizayn tercihlerinden bir tanesiydi. Cidden büyük bir rahatlama yaşamışken bir anda kabusumun daha bitmediğini öğrenmek, 2019 yılında oyunu ilk oynadığımda bana panik atak yaşatmıştı. Bu, sincap zımpalama oyunundaki tanrı yanılgısı gibi bir korku oyunundaki en iyi sekanslardan bir tanesiydi. Böylelikle de oyunun gerçekten son bölümü geliyor. Bu kısım haritası aslında bir beyin MR'ı. Karakterin kafasında oynamamız haricinde bunun çok büyük bir anlamı daha var. Buralarda yolumuzu ararken bir beyin buluyoruz. Ve bu beynin ağzından çıkan kelimelerle şunu anlıyoruz ki bu beyin aslında bizim benliğimiz. Bizi aşağılıyor, bizi değersiz hissettiriyor. Beynin temsil ettiği şey aslında bir içsel çatışma. Beynimiz vücudumuzda yaşayan ikinci bir benlik gibi. Eğer bozuksa onu eğitmeyi, onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa burada olduğu gibi kendimizden her daim şüphe duymamızı sağlayaraktan bizi değersiz hissettirip hayatımızı bize zehir ediyor. What are you hoping to accomplish? Without me, you're just hollow. You're pathetic. You need fear to motivate you. Do you think you're getting better? Does doing this even have a purpose? I'm your identity. I'm your crutch. You used to cling to me like a parasite. I know you better than anyone, and I know you're weak. You'll come right back. Beynin ağzından çıkan kelimeler beni çok tuhaf hissettirmişti. Buradaki yazım çok özel. Korkumuz bizde konuşuyor. Anksiyetemiz veya da sahip olduğunuz zihinsel hastalık. Artık ne demek isterseniz. Korkularımız, anksiyetemiz bazen parçamız olmaktan çok direkt biz oluyorlar. Devam etmeye çalışıyorsun, geride bırakmaya çalışıyorsun. Ama o kadar uzun süre korktun ki yolunu kaybediyorsun. Bazılarımız hayatı boyunca iyi bile hissedemiyor. Bu duyguyu tadamıyorlar. Sadece hüzünden ibaret olduklarını düşünüyorlar. Lost in Vivo'nun işlediği konu bu işte. Korkularımızın üzerine gitmek. Zihinsel hastalıklarımızdan kaçmaktansa onlarla yüzleşmeyi, onlarla yaşamayı öğrenmek. Bu konuşan beyni yok etmek, tam anlamıyla negatif düşüncelerinizi yok etmenin karşılığı. İlk beyni öldürür öldürmez bir anda ekrana yol gösterici melek Virgil geliyor ve ellerinden çıkarttığı hamam böceğiyle dehşet verici bir yaratığı hayata getiriyor. Bu yaratığın ismi Siren ya da Siren, artık ne demek isterseniz. Kendisi daha önce hiç görmediğimiz türden bir ucube. Siren büyük elleri olan, sürünen, devasa bir insansı yaratığa benziyor. Burnu yok, bunun yerine 2 tane burun aşıklığı vardır. Ayrıca gözleri de yoktur. ve sürekli gülen, kadınsı görünümlü iki tane yatay ağza sahiptir. Tıpkı evsiz adam veya da Sotiris gibi boş göz yuvalarına sahip olmaktansa buna sahip olması ürkütücü. Bunlar daha önce görmediğim en dehşet verici iki tane çift göz diyebilirim. Sirenin bacakları yoktur, göğsü büyük bir kütükle bitmektedir. Bu nedenle oyuncuyu kovalayabilmek için bir bebek gibi emeklemesi gerekiyor. Özellikle de Saya'nın sizi kovalarken yavaştan son derece hızlıya kadar değişebilen değişkenlik hızı nedeniyle korkutucudur. Bunun kasıtlı mı olduğu yoksa değişken bir yapay zekadan ötürü mü kaynaklandığı bilinmiyor. Ama cidden yavaş yürüyorken bir anda hızlanıyor veya da hızlı yürürken bir anda yavaşlıyor. Ürpertici. Kendisini ateş ederek öldüremiyorsunuz. Bulduğunuz bir nottaki kendini küvette elektrikleyerek öldüren bir yaşlı adamın hikayesini okuyaraktan sireni nasıl alt edeceğimizi anlıyoruz. Burada hafif kırık bir köprü var, altı suyla kaplı. Siren geldiği an şalteri açarsanız kendisini şokluyoruz ve belli bir süre sonra hasar alınca gidiyor. Böylelikle de sıradaki bölgeye kadar burası güvende oluyor. Oyuncu ikinci bölgeye geçtiğinde ise bir notla karşılaşıyor. Bu not yaşlı bir adamın köpeğini kaybetmesiyle ilgili bir hikaye. Adam köpeğini uzun arayışlardan sonra buluyor ve köpeğini severken camdan bakınca görüyor ki köpeği aslında yerde vücudu parçalanarak ölmüş. Yanındaki köpek ise aslında kendi köpeği değil, bu bir kılık değiştiren köpek. Bu not okuduktan sonra hemen beyine tekrardan karşılaşıyoruz. Oyuncu işte burada anlıyor ki 3 bölgede de yapmamız gereken şey bu beyni öldürmek. Oyuncu kendini hazır diyor ve beyni öldürüp tam kaçacakken oyun bir anda seni Dani ile oynatıyor. Bu sefer ıslık çaldığımız tuşa yani space'e basaraktan havlıyoruz ve sahibimizin ıslık sesine doğru gidiyoruz. İşin garibi köpeğin boyutu bize çok büyük geliyor. Halbuki Kogiler çok ufak bir cins. İlginç. Burası oyunun başındaki evsiz adamın boru hattı. Yani oyunun sonuna yakınız. Bu boruları kullanarak hiçbir jumpscare veya düşmanla karşılaşmadan sahibimizin olduğu odaya döndüğümüzde tekrardan ana karakterin kontrolüne geçiyoruz. Burada oyuncuya iki tane seçenek sunuluyor. Ya kapıyı açacağız ya da şalteri açaraktan köpeği sele kaptıracağız. Eğer hikayeyi okuduysanız yaşlı adamın köpeğinin kılığına girmiş bir yaratığı evine aldığını bilirsiniz. Ayrıca kontrol oyuncuya verilmeden hemen önce sirenin son kodunu bir saniyeliğine görebiliyorsunuz. İlk haritada nasıl hikayeye göre yaratığı alt ettiyseniz burada da o şekilde davranmanız gerekiyor. Eğer şalteri en kısa sürede açmazsanız siren kapıyı kırıp size saldırıyor ve ölüyorsunuz. Böylelikle de save room'a geri dönüyorsunuz. O yüzden ilerlemek için tek seçenek köpeği yani sireni sele kaptırmak. Burası o kadar basit. Ve bu şekilde 3. bölgeye geçiyorsunuz. Burada yaşlı adamın yazdığı hikayede bir yaratığın meşe ağacı tarafından ezildiği belirtiliyor. Oyuncu da anlıyor ki ha demek geldiğinde üzerine bir şey düşürmem gerek. Ve nottan hemen sonrasında ise tekrardan beyni buluyoruz. Beyin öldükten sonra bu sefer hiçbir şekilde ara sahne girmeden bir anda karşımıza siren çıkıyor. Ve cidden bu ürpertici. Burada bir kapı var. Ve tuşa basar basmaz birkaç saniye sonra kapı kapanıyor. Kapıyı sirenin üzerine düşürmemiz gerektiğinden ötürü zamanlamayı iyi ayarlamamız gerekiyor. Tabi burada bloku kullanaraktan sireni olduğu yerde durdurabiliyorsunuz. Koskoca bloğun oyunda işe yaradığı tek yer burası. Bu şekilde ise yaratık son nefesini alıyor ve siz ise buna şahit oluyorsunuz. Öldü diye sevindiniz. Bu işkence bitti. Tam herhalde oyunun son savaşıdır derken bir anda sirenin kafasının içini bir şeye zorluyor. Kafası patlıyor. İçeriden aşırı ufak bir siren çıkıyor. Bu siren aslında bir bebek. Gelişimini bile tamamlamamış. Yüz yerine bir kafatasına sahip, bir derisi yok. Ya fandom'da ya da oyun içi galeri kısmında yaratığın ismi çocukluk anıları olarak geçiyor. Çocukluk anıları sürünürken bir kan izi bırakıyor. Kendisi öldürülene kadar sürekli olarak yüksek sesli bir çığlık, ağlama sesi çıkartıyor. Ayrıca tek darbede ölüyor. Birçok insan yaşadığı travmalardan ve sıkıntılı dönemlerden ötürü geçmişini hatırlamaya çekiniyor. Geçmişini hatırlatan bir şey olunca ana odaklanamıyor. Odak sıkıntısıyla beraber huzuru bir süreliğine kaçıyor. Kimse kolay kolay çocukluk travmalarında yaşadıklarını geride bırakamaz. Ve sirenin bebek gibi sürmesiyle de ve içinden çıkan düşmanın isminin bir çocukluk anısı olmasıyla da bu yaratığın neyi temsil ettiğini anlamak pek de zor değil. Burada geçmiş bizi yok etmeden biz onu yok ediyoruz. Melek Virgil bu yaratığı bu yüzden yaratmıştı. Bu zorluğun altında ezilirse kaybederiz. Zorlukla mücadele etmezsek de kaybederiz. Ama bu zorluğun üzerinden gelirsek kazanırız. Korkuya karşı koymalıyız. Anksiyetemize karşı koymalıyız. Düzelmek, iyileşmek için bir adım atmalıyız. Şimdi gelelim oyunun en kilit yerine. Burada çok gizli bir detay var. Ve oyunun hikayesi için bu oldukça önemli. Eğer sireni öldürüp bu bölgeyi terk ettikten bir süre sonra geri dönerseniz bazı garip sesler duyacaksınız. Sese doğru ilerlediğinizde ve 2 dakika orada durursanız bu duvar kendi kendine açılıyor. İçeride Kurçuk Tabutu ismi verilen bir tabut var. Bu tabutla etkileşime geçtiğinizde çok şifreli ama bir o kadar da hikaye için önemli kelimeleri takdim ediyor. Bir kız kendi imajından ve şüphesinden kayboldu. Bir çocuk saklandığı yerde paranoya nedeniyle kayboldu. Başka bir ruh da onları izliyordu. Kendisi de kaybolmuştu. Cehennemin 7. katına kadar takip ettiler. İkinci şanın çalmasıyla kendi korkularıyla savaştılar. En sevdikleri evcil hayvanlarını bulma kılığında. Bu birkaç satırlık kelime oyunu komple anlatıyor, farkındasınız öyle değil mi? Bu bahsedilen kızın kim olduğunu artık net bir şekilde biliyoruz. Jane'in ta kendisi. Paranoya nedeniyle kaybolan çocuksa Jane'in sevgilisi ve kendisinin hissettiklerini, duygularını madende görmüştük. Kendisi nasıl paranoyasından ve dengesizliğinden ötürü Jane'i başta dünyanın en mutlu kızı yapıp sonra onu aşırı normal gözükmesine rağmen aşağılamaya, çirkin demeye başladıysa buradaki köpek de aslında o durumu sembolize ediyordu. Normal gözüken bu köpek bir anda çirkin bir yaratığa dönüşüyor. Öbür ruh dediğimiz kişi ise karakterimizin ta kendisi. Biz Jane'in ve çocuğun en yakın arkadaşlarından biriydik. Ama ne bir ismimiz var ne de cinsiyetimizi biliyoruz. Tek bildiğimiz bizim de benzer sorunlardan geçtiğimiz. O yüzden kendi çürümüş vücudumuzda Jane'in kendisine davrandığı gibi davranıyorduk. Ya da aslında Silent Hill oyunlarında olduğu gibi başkalarının korkularıyla, şüpheleriyle mücadele ediyoruz. Bulimia bulmacası sonrası Jane'in ruhu teşekkür ediyordu. Çünkü zihnimizin içinde onun sorunlarını çözmüştük. Bunu gerçek hayatta yapmayı dilemiştik ama çok geç kalmıştık. Karakterimizin büyülü bir kasabada değil de cidden bir terapi seansında olduğunu varsayarsak, oyuncular için ana karakterin bu ikili için rolü tam olarak belli değil. Biz Jane veya çocuğun kafasında oluşturduğu biri değiliz, gerçekten de başka bir bireyiz, bunu biliyoruz. Bahsedilen cehennemin 7. katı muhabbeti, tamamen Dante'nin Inferno'sundan alıntılanma. Çanlar bazı kültürlerde bir zamanlar zil sesinin kötü ruhları uzaklaştıracağına ve iyi şans getirileceğine inanılıyordu. Başlangıçta çanların kasvetli bir tonu vardır. Ancak çanlar aynı zamanda kötü bir alamet olarak da değerlendirilebilir. Eğer çanlar sebepsiz yere çalıyorsa ölümün yakın olduğu söylenir. Kilise çanları özellikle de cenazelerde bu yüzden çalınır. Death Note animesinde her karakteri zekasından ötürü öleceğini hissettiğinden Light'la yağmurun altında konuşurken çok gürültülü çan sesleri duyduğunu söylemişti. Ama Light bunları duymuyordu. Yani çan sesi hayra emanet değildir dostlar. İkinci çanın çalmasıyla kendi korkularıyla savaştılar muhabbetinden Jane sağ çıkamadı. Korkuları altında ezildi. Çocuğun kaderini bilemiyoruz çünkü maalesef ki köpek mimiği öldüremiyoruz. Köpek mimik sadece kaçmamız gereken bir düşman. Yüksek ihtimalle çocuk hala aynı durumda. Bu yüzden oyunda kendisini yenemiyoruz. Gerçek hayatta hala insanlara güvenmeyen, onlar hakkında şüphelere başvuran, paranoyak biri. Ana karakterimiz de şu anda kendi cehenneminde mücadele vermekte. Sizi bilmiyorum ama ana karakterin tam olarak olay zincirine, çevresel hikaye anlatımıyla bile değinilmemesi beni üzüyor. Jane'le dertlerimiz aynı olduğundan oyunu ilk oynadığımda acaba Jane ben miyim, Jane'in kafasındaki biri miyim diye düşünmüştüm. Silent Hill 2'nin yaptığı gibi herkesin farklı dertleri olabilirdi. Böylelikle de karakterin sorunlarıyla Jane'in sorunlarını ayırt edebilirdik. Bence oyunun en zayıf noktası burası. Ana karakterin kafasında tüm bu olaylar yaşanıyor konsepti buraya yakışmıyor, buraya uymuyor. Neyin gerçek neyin gerçek olmadığı bu tarz oyunlarda asıl korku elementi oluyor. Lost in Vivo'da her şeyin terapide geçtiğini biliyoruz ama... Hem de büyük bir ama. Hikaye bu şekilde inandırıcı veya mantıklı gelmiyor abi. Her neyse hikayeye dönersek. Yolumuza devam ederken girdiğimiz yeni mekan bize çok tanıdık geliyor. Burası aslında oyunun ilk bölgesinin ta kendisi. Tek fark duvarlar daha kirli, daha organik. Ve tabii ki de bazı yollar kapatılıp yeni yollar açılmış. Burada tahmin ettiğimizin aksine karşılaşmamız ve yüzleşmemiz gereken Spitter adında yeni ve son bir düşman türü var. Size kendini patlatıp kanla saldıran, humanoid görünümlü düşman grupları bunlar. Spitter çürümüş insan vücuduna benziyor. Her zaman derileri süzülüyor ve kendilerini gevşek şekilde tutuyorlar. Uçarken gevşek bir şekilde sallanan uzuvları ve sürekli olarak şişip sönen, tümörlü, yüzü olmayan kafaları var. Gıcırtılı, uğultulu bir ses eşliğine bize saldırıyorlar. Bulundukları bölgeye bakılırsa ölümden geri derilmiş cesetler olduğu anlaşılıyor. Bu düşmanlar karnının boş olması ve ağızlarından kan kusmalarıyla bence yeme bozukluğunu temsil ediyorlar. Bu kadar zayıf durmalarının sebebi yemek yemeyi reddetmeleri olabilir. Bu yüzden ölmüşlerdir. Burası bulmaca çözmediğin, laveran tarzı yerlerden yollara sapmadığın, sadece ninel ilerleyip düşman vurduğun bir yer. Oyunun son kısmı bildiğimiz çöküşe geçmiş bir mağara gibi. Etrafta size hiç saldırmayan düşman bile denmeyecek bir sürü NPC türü var. Bu yaratığın ismi Gobbles ve kendisi zararsız. Sadece nabız gibi atıyorlar. Sapların üzerinde küçük et balonları atıyorlar. Silent Hill The Room'daki mantarları bayağı anımsatıyorlar. Hatta kesin oradan esinlenildi. Bu mantarlar oyuncunun tek bir dokunuşuyla derinleşebiliyorlar. Oyun içinde onlara yeterince yakından bakarsanız, dokularının bazı insan benzeri diş ve diş etleri bile içerdiğini, ancak hepsinde görünmediğini veya modelleriyle belirli bir şekilde hazırlanmadığını görürsünüz. En ilginç yaratık tasarımları genellikle bir araya getirilmiş olanlardır ama benim için değil. Bu öteki dünya denilecek yer oyunun sonu olduğundan ana karakterin terapiden nasıl ayrılacağıyla ilgili alternatif sonları barındıran bir mekan. Terapi başarılı mı olacak ya da daha başlamadan bitecek mi? Terapi yarım mı kalacak ya da hiç mi faydası olmayacak? Her şey sizin elinizde. Oyunun ilk sonu için Spitter'ları öldürüp düz ilerliyoruz ve bir yerden sonra ise ekranın kararmasıyla oyunun başlangıcına dönüyoruz. İlerisi kapalı ve tek çaremiz merdivenden yukarıya çıkmak. Böylelikle de güneşli ve huzurlu bir günde köpeğimizle tekrardan karşılaşıyoruz. Köpeğimiz Dani güvende ve mutlu. Biz de güvende ve mutluyuz. Başardık. Her sonda oyun ekrana değişkenlik gösteren bir arka planla yeni bir yazı getiriyor. İlk sonda yazı şu şekilde. Kanalizasyondaki zorluklardan kurtulup köpeğinle yeniden bir araya geliyorsun. Deneyiminin kim olduğunu değiştirdiğini ve bir zamanlar seni kısıtlayan ve korkutan yaşam engellerinin artık ortadan kalktığını hissediyorsun. Cehenneme gidip geri döndün. Korkularını yüzleştin ve güçlendin. Bunlar uzun süre boyunca hayatını, psikolojisini toparlamak için mücadele veren insanlar için kendine söylemesi gereken çok kuvvetli kelimeler. Bazen ufak bir ilerleme kaydedişimiz bile bizleri çabalarımız meyvesini göstermeye başladığından anlatacak duruma getirir. Oyunun sonlarında bulduğumuz bir notta 4. duvar kırılıyor. Bu notta karanlıkta çok fazla bekledim. Bana yakınlaşan herkese saldırdım ama birisi beni ışığa doğru itmeye devam etti. Bir süre canım acıttı ama artık acımıyor. Bir oyunun bana birisini gerçekten bu kadar kişisel ve derinden etkilediğimizi hissettirmesi nadirdir. O yüzden tebrikler Akuma Kira. Oyun boyunca dönen tüm o beden dismorfik bozukluğu, yeme bozukluğu, çocukluk anıları tarzı birçok problemden sonra bu kelimeler bence psikolojik korkuların bağdaştırılabilir medyasını çok kuvvetlendiren bir etmen. Hadi bir de diğer sonlara bakalım. Hadi gizli sondan başlayalım. Bu gizli son oyunu 2 dakikada bitirmenize olanak sağlıyor. Eğer oyuna başladığınızda kanalizasyona indiğiniz merdivene geri tırmanıp rögar kapağıyla etkileşime geçerseniz karakter onu bulmalıyım, vazgeçemem tarzı cümleler dile getiriyor. Bir nevi görünmez duvar yani. Ama eninde sonunda size evet veya da hayır diyerekten 2 tane kaçma seçeneği sunuluyor. Hayır dersen oyuna devam ediyorsun ama evet dersen ve kaçarsan şu hayal kırıklığı kelimeleri dile getiriliyor. Bir bedel karşılığında kanalizasyonun sırlarından kaçtın, yolculuğunu reddettin, etrafındaki dünya daha küçük hissettiriyor, korkuların yalnızca deneyimlerinle büyüdü. Bazı oyunlar böyle ilk dakikadan oyunu bitirmenize olanak sağlıyor. Maksat gizli bir son işte. Mesela Far Cry 4'te kontrolün size verildiği ilk dakikada, mekanda 15 dakika beklerseniz oyun bitiyordu. Bunların yüz gülümsetmesi hariç bir olayı yok. Gerçi sorunlarımızla yüzleşemeyecek kadar korkak olmak ne kadar yüz gülümsetir bilemiyorum. 3. sonda ise direkt oyunun başındaki hapishaneyi geçtikten sonraki Dani'nin gölge haline tek bir kurşun sıkmanız gerekiyor. O aslında her daim kovaladığınız ama sizden kaçan çözümünüzdü. Bu yüzden oyun çok geç diyerekten sizi oyunun başına atıyor. Merdivenler çıktığınızda yağmurlu bir havada köpeğinizin yerde acı seslerini etrafa yayan ve rüzgardan ötürü üşüyen vücudunu yerde buluyorsunuz. Dani bu senin suçun, bunu sen seçtin, ne olacağını düşünüyordun tarzı cümlelerle bizi pişman hissettiriyor. Sonuçta tedaviyi kendi ellerimizle reddettik. Kötü hissedeceksek bu en doğru zamandı. Ekrana gelen yazıların hepsi ise gizli sondakiyle aynı. Yeni bir yazı maalesef ki yazılmamış. 4. son için oyunun son bölümünde Spitter'da savaşmak zorunda kalmadığımız farklı bir yola sapıp köpeğimizi kaybediyoruz. Çünkü artık tedavinin işe yaraması için sabırlı değiliz. Dışarı çıktığımızda hava her zamanki gibi yağmurlu. Yağmur bazen yeniden doğumu, yaratılışı, bazense karamsarlıkla ilişkilendirilir. Ama burada çoktan ölmüşüz. Bizim için bir yeniden doğum, bir dirilme yok. Bu sefer karşımıza çıkan kelimelerse şu şekilde. Kanalizasyonun zorluklarından kaçtın ama köpeğin olmadan. Deneyiminizin kim olduğunuzu değiştirmeye çalıştığını hissediyorsun. Ama hazır değilsin. Cehenneme gidip geldin ve korkularına yüzleşmeye çalıştın ama yüzleşemedin. Birçok insan kendi iç şeytanlarıyla savaşmak için mücadele veriyor. Bunu bir bağımlılığı bırakmak için verdiğiniz mücadele olarak görün. En zayıf düştüğümüz an, en yalnız hissettiğimiz an, en korktuğumuz zamanlar tedaviyi, çabayı yarı yolda bırakıyoruz. Ne kadar mutluluğa, başarıya çok yaklaşsak bile bazen tam elmaslara ulaşacakken vazgeçiyoruz. O yüzden bu son bana kalırsa en bağdaştırılabilir olandı. Geriye sadece tek bir son kalıyor. O da kabus sonu. Bunun için farklı bir yola sapmaktansa bazı objektifleri yerine getirmeniz gerekiyor. Öncelikle Nezumi testinde oyuncunun Doktor Pikane'nin cesedini Sotiris'e getirmesi gerekiyor. Yani cesedi bırakıp lockpick alacaksınız. Bunu yapmazsanız geçmiş olsun, başaramadınız. İkinci olarak Siren'i öldürdükten sonra oyuncu bölgeyi terk etmeli ve ardından Siren'in cesedinden bir çocuk kafatası almak için geri dönmelidir. Gerekli itemlere sahip olduğunuzda gizli bir kapıdan geçip, bükülmüş bir insan yüzüne sahip, her daim gülümseyen, iğrenç hamam böcekleriyle savaşmaktan yüzyıllardır bodada bulunan, çürümüş odunlu, etimsi, canlı bir yapısı olan ağaç kütüğüne denk geliyorsunuz. Bu ağaç kütüğü daha önce notlarda metaforik olarak bahsedilen yaşlı tanrı Egott'tır. Tanrı Egot aynı zamanda Spooky Horror Mansion'da ana senaryoda olan bir karakter. Burada ise kendisini fiziksel olarak görüyoruz. Kendisi bizden çocuk kafatasını istiyor. Egot çocukları bir kurban olarak alır ve onları bir yarı tanrıya çevirir. Bunlardan birini Spooky Jumpscare Mansion'da görmüştük. Bir de az sonra bahsedeceğim kasetler kısmında, oyunun 3. kasetinde kendisini uzaktan kısaca görebiliyoruz. Bu korkutucu. Kendisine çocuk kafatasını verirsek oyunun başlangıcına dönüyoruz. Ama bir fark var. Bu sefer kanalizasyon ışığı kırmızı renkte ve sürekli yanıp sönüyor. Bir bükülmüşlük var. Merdivenden yukarıya çıktığımızda ise insana ait olmayan, bilinmeyen kozmik bir varlığın çığlıkları eşliğinde güneş tamamen kapatılmış. Ambulansla polis sirenleri çevrede yankılanıyor. Her şey kırmızı bir renk tonuna sahip. Sanki içsel kıyametimiz yaşanıyor gibi. Ekranın kararmasıyla da yanan bir orman görseli ve bozuk bir saksofon sesi eşliğinde şu yazılar ekrana geliyor. Kanalizasyonun zorluklarından kaçıyorsun. Ve bir şeyler çok yanlış geliyor. Yerde duruyorsun ama her şey tepetaklak oluyor. Çığlıklar uzaktan yankılanıyor. Bulutlar sanki katı bir kütleymiş gibi düzensiz bir şekilde seyiriyor. Gerçekten yüzeye mi ulaştınız yoksa başka bir yere mi? Çok fazla aşağıya mı indin ki başka bir düzlemde kendini buldun? Kırık bir yere, yukarıdaki gerçek dünyanın çarpık tersine çevrilmiş bir gerçekliğe mi ulaştınız? Burası cehennem mi? Etli uzuvlar etrafını sararken çıktığın kanalizasyon deliğine dönüp bakıyorsun. Etrafınızdaki manzarayı kuşatıp boğmak için gökten damlayan devasa bir zar düşmeye başlıyor. Bu oyunun temeline koyulmasa da birçok kısımda bir kozmik korku elementi var. Şu 2 dakikalık süren son bana çok Lovecraft havası verdi. Kozmik korku ne olduğunu algılayamadın, ne olduğunu bilmediğin, o senden üstün olan yaratığın varoluşunu sorguladın ve ona karşı hiçbir şey yapamadığın, hiçbir zaman hakkında sonuca ulaşamadığın, insanüstü korkuya, bilinmezlik korkusuna verilen isimdir. Psikolojik korku kadar bu türü çok fazla piyasada görmesek de bu tarz ufak kozmik korku eklentileri oluyor. Doğru kullanıldığı zaman oyuncuyu korkutma konusundaki en iyi yöntemdir. Iron Lung'ı bu yüzden tebrik ediyorum. Kozmik korkuyu en iyi şekilde ele alan oyundur kendisi. Kabus sonunun ana karakterin terapi yolculuğunda fazla ileri gitmesinin ve zihinsel olarak artık kırılacak noktaya gelmesinin bir temsili olduğunu düşünüyorum. Egot'a çocukluk anılarımızın kafatasını vermiştik ve unutmayın ki her şey çocukluk döneminde başlıyor. Bu sonda aydınlık olması gereken yüzey, çıktığımız rüzgardan, cehennemden çok da farklı değildi. Bu yolculuk karakterimize sadece en kötüyü gösterdi ve onları iyi bir sonun, acılarının, travmalarının bir sonu olmadığına veya olmayacağına inandırdı. Çok derin korkularla zihinsel olarak başa çıkamamış, bu yüzden yolculuğundan farklı bir insan olarak çıkmak yerine aynı travmaları tekrardan yaşayarak geri dönüyoruz. Buraya kabus sonu hakkında bir teori eklemek istiyorum. Bu benim teorim değil, bilginize. Akuma Kira'nın son yaptığı ciddi oyun olan Lunaset isimli oyunda kıyamet sonrası bir dünyada geçtiğinden ötürü birçok insan kabus sonunun Lunaset için canon olduğunu düşünüyor. Yani Akuma Kira'nın oyunlarının Spooky Jumpscare Mansion'la beraber aynı evrende geçtiğini düşünüyorlar. Bu oyun karakterin kafasına geçtiğinden bana pek de mantıklı bir teori gibi gelmedi. Ama yine de buraya eklemek istedim. Bir genel kültür bilgisi daha verirsem, Lost in Vivo, Kickstarter'da bağışlarla yapılan bir oyun olduğundan ötürü, zamanında insanların parasının boşa gitmediğini göstermek için 2016 yılında bir demo yapılmıştı. Bu demonun gizli sonu, Spooky's Jumpscare Mansion'ın baştan yaratılmış haliydi. Ana oyunda normalde tabancayı alacağınız kanalizasyonun sonunda 3 tane seçenekle karşılaşıyordunuz. Pizza, pizza ve pizza. Bunlardan biri seçilirse oyuncu, Spooky's Jumpscare Mansion'daki dokuların kullanıldığı bir koridora ışınlanıyor. Evsiz seni bir dilim pizza ile kovalıyor ve onunla seni öldürmeye çalışıyor. Bu sondaki amaç koridorun sonuna kadar koşmak, bir dilim pizza almak ve pizza kullanan Berduş'a ölmeden kaçmaktır. Bu bölüm Spooky's Jumpscare Mansion'daki "Sen kazandın" yazan pizza posterinin tam görseliyle bitiyor. Psikolojik korkuların 2 tane amacı oluyor. İlki tabii ki de sizi jumpscare gibi basit bir korkuyla değil de kaliteli bir korkuyla dehşete düşürmek. Lost in Vivo'da tüm oyun boyunca hep bir jumpscare bekledim ama oyun beni atmosferin içine öyle bir çekti ki her zaman kendi kendimi korkutmak için bir neden buldum. Güvenin bana, bu oyunda çok az ateş ediyorsunuz, çok az yaratıkla karşılaşıyorsunuz. Zaten oyunun süresi oldukça kısa. Tam tamına 4 saat. İkinci olaraksa bu oyunlar sizle bağdaştırabilir medyası sayesinde ders çıkartabilir hikayeler anlatıyorlar. Korku medyası içimizdeki dünyanın çirkinliğiyle güvenli bir şekilde, sindirilebilir şekilde yüzleşmemizi sağlıyor. Seni korkutan şeyle güvenli bir şekilde yüzleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. En başından söylediğim gibi oyunlar da filmler ve kitaplar gibi sizlere hayat hakkında dersler verebilirler. Sizin kendinizi tanımanızı sağlayabilirler. Korku medyası bunu çok iyi yapıyor işte. Şimdi gelirsek yan içeriklere. Bahsetmek istediğim ilk şey kasetler. Bunu ana oyun bittikten sonra sana sakladım. Çünkü hikaye için önemsizler. Oyun içi etrafta 4 tane kaset buluyorsunuz ve onları genellikle save roomların yanında olan kaset oynatıcılara takıyorsunuz. Bunlar ana hikayeden alakasız, toplam 5 dakika süren birbirinden farklı bölümlerdir. Bağlantılı değiller. Ama hepsinin ortak noktası ise kozmik korkuyu işliyorlar. Kimsiniz, neredesiniz, çevrenizdeki sesler ne, yaratıklar da neyin nesi soruları eşliğinde yürüyorsunuz ve bazı objektifleri yerine getiriyorsunuz. Neyle karşılaşacağınız konusunda bir fikriniz yok. Ben buralarda hep birilerinin beni kovalamasını bekledim ama böyle bir şey yaşanmadı. Buradakiler tamamen atmosferik canavarlar. Oyuncunun devasa, belirsiz figürlerin amaçsızca dolaşırken görülebildiği muazzam bir yan senaryo bunlar. Ses dizaynı ve karanlık buralarda çok iyi kullanılmış. Canlı yayında oynarken beni izleyenler bilir. Bu yüzden aşırı paranoyakça davranmıştım. Tüm mekanlarda duvarlar, masalar, tablolar canlı olduğunu çok iyi hissettiriyor. Bunları oyunu bitirdikten hemen sonra değil de biraz zaman geçtikten sonra oynamanızı tavsiye ediyorum. Zaten taş çatlasa hepsi toplam 20-30 dakika falan sürer. Bahsetmek için heyecanlı olduğum bir diğer konuysa New Game Plus modu. New Game Plus bitirdiğiniz bir oyunu sahip olduğunuz silahlarla ve mermilerle, yeteneklerle tekrardan oynamaya denir. Çoğunlukla New Game Plus modlarında düşmanlar çok daha agresif oluyorlar, oyun daha çok zorlaşıyor. Bazı yapımcılarsa bu özelliği oyunlarına eklemiyor. Normal şekilde oynuyorsun. Her daim çok daha güçlü oluyorsun. Aynı şekilde yine bazı oyunlar New Game Plus'a özel yeni düşmanlar, yeni kostümler, yeni silahlar verir. Bazıları ise yeni hiçbir şey vermez. Mesela Spider-Man 2018'de yeni hiçbir şey yok ama Miles Morales ve Spider-Man 2'de yeni şeyler var. Yeni içerik getirmeleri önemli çünkü oyuncunun oyunu unutmak veya oyunu aşırı sevmek hariç bir sebebi olması gerekiyor. Korku oyunları genellikle New Game Plus'a çok uygun olmadığından çok az görüyoruz. New Game Plus'a uygun olan korku oyunları ise farklı yöntemler deniyor. Mesela Resident Evil oyunlarında New Game Plus olmuyor. Oyun içi aldığınız ranka göre, gelen veya da direniş modundaki rankınıza göre kazandığınız puanlarla itemler alıp oyun içinde kutudan o güçlü ve farklı itemleri kullanabiliyorsunuz. Bazen de puanlardan ziyade sadece rankınızla itemler açıyorsunuz. Lady Dimitrescu'nun hayallerimi süsleyen kızlarını Jedi kılıçlarıyla kesmek çok ayrı bir deneyim sunuyor. Resident Evil 4 Remake'de ise New Game Plus vardı ve insanlar bu sayede oyunun başındaki savunma kısmını sniper'la çana vuraraktan atlayabiliyordu. Ayrıca oyunun sonunda elde ettiğiniz güçlü silahlarla ampule basan tayfanın kafasını patlatmak mükemmel bir duygu. Lost in Vivo bir oyunda gördüğüm en iyi New Game Plus'lardan birine sahip. Oyunun başındaki hücredeki düşmanlar artık hücreden çıkıp da size saldırıyor. Bu kırmızı gözlü yaratık artık size yetişip saldırıyor. Tüm oyun boyunca Flash Ray adındaki bir kanatlı uçan düşman türü belli başlı yerlerde karşınıza çıkıyor. Hatta bazen safe room'da bile spam oluyorlar ve bu oyuncuyu korkutmak için yepyeni bir deneyim. Ayrıca safe room'larda yukarıya bakarsanız Akuma Kira'yı görebilirsiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki lan bu kedi ne Akuma Kira'sı diye. Arkadaşlar şirketlerin logoları olduğu gibi bazı bireylerin de avatarları var. Mesela Nikita Koryakov Mike Outside'daki anne denilen karakteri kendi avatarı yapmıştı. Bazıları ise direkt kendi yüzünü kullanıyor. Kira kendi yüzünü gizleyen biri. Neye benziyor bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey erkek olduğu. Akuma Kira dediğimizde bu yüzden aklımıza avatarı yani 3 kırmızı gözlü mor renkli bir kedi geliyor. Eğer bu kediyi vurursanız mor renkteki bir boyuta ışınlanıyorsunuz ve etrafınızdaki yavaş yavaş oluşan kırmızı gözler eşliğinde ölüyorsunuz. Eğer save almadan bunu yaparsanız geçmiş olsun önceki save'e gideceksiniz. Benim başıma gelmişti çünkü vurduğumda başıma bir şey gelmez diye düşünmüştüm. Canlı yayında bir 20 tane izleyici kaybettim sonra. Ayrıca oyuna yeni silahlar da ekleniyor. Ama bu yeni silahları etraftan bulmaktansa bir sekim muamelesi yapar gibi envanterden silahınızın üzerine gelip değiştirmeniz gerekiyor. Bu çok tembelce olmuş. Envanterden baylozu baltaya çevirebiliyorsunuz. Polis pompalısını bildiğimiz çifte pompalıya çevirebiliyorsunuz. Ama tek vuruşta 2 mermi yollamıyorsunuz. Yani tek mermi yollamaya devam. Tabi gerçekte böyle mi bilmiyorum. Silahlardan anlayan arkadaşlar varsa yazsın yorumlara. Gerçek hayatta da bu tarz çifte pompalılar tek vuruşta bir tane mi saçma atıyor yoksa 2 tane birden mi atıyor diye merak ettim. Akuma Kira bu pompalıyı oyuna aktarırken Evil Dead serisindeki Bumstick isimli silahtan alıntılamış. Mutfak bıçağını askeri bıçağa çevirebiliyorsunuz ve yine daha fazla hasar veriyor. Ayrıca hem baltanın hem de bıçağın bir Spooky's Jumpscare Mansion versiyonu var. New Game Plus farklı sonları elde etmek için çıktığınız yolculukta size çok daha fazla zevk verip sıkılmanızı önleyecek dostlar. Ayrıca kasetleri menüden oynatabiliyorsunuz. Oyun içinden kaset oynatıcıya takmanızı gerekmiyor. Yeter ki oyunda oynarken kaseti bulun. Sonra menüden oynama şansınız oluyor. Oyunu New Game Plus ile bitirince rastgele düşmanlar seçeneği çıkıyor. Bu ayarlamada hayalet kız, siren, sotiris ve öldürülemeyen boss hariç tüm düşmanların yerleri her oynayışınıza rastgele değişiyor. Safe room'da aynı düşman bile spam olabilir, o derece. Bu da siz oyunda ilerlerken hangi düşmanla karşılaşacaksınız gerginliğini size veriyor. Yine oyunu baştan oynayacaksanız farklı bir deneyim sunmasını sağlayabiliyor yani. Bir diğer modsa Midnight modu. Bu modu eskiden bilgisayarın saat ve tarihini gece 3'e ayarlarsanız ya da direkt oyuna gece 3'te girerseniz oynayabiliyordunuz. Şu anda bu zorunluluk kalkmış durumda. Ayrıca ana menü çok iyi duruyor. Midnight mod bambaşka bir oyun gibi hissettiriyor. Bir DLC gibi düşünün ama tamamen ücretsiz. Bu mod bir arcade modu, PlayStation 1 estetikliği eşliğinde, gotik ve kozmik korku atmosferde, mor ve kırmızı renk temalı bir haritada, sadece yakın dövüşün olduğu aşırı havalı bir kılıcınızla, düşmanları kesip onlardan düşen parayla son boss'un olduğu kapıyı açmak için yeteri kadar parayı toplamaya çalışıyorsunuz. Buradaki tüm düşmanlar ana oyunda olmayan bu moda özel düşmanlar. Kurtular ana oyundaki Redman'e benziyor ama etrafı güzel bir ışıkla aydınlatan ve oldukça estetik duran bu meşaleli abiler oldukça özgünler. Bu mod oldukça zor. Düşmanlar sizi çok kısa sürede öldürüyor. O yüzden blok yeteneğinizi iyi kullanmalısınız. Ve canınız azaldığında olduğunuz yerde bir süre durup iyileşecek kadar sabırlı olmalısınız. Haritada bolca karanlık alan olduğundan ve kalenin içi klostrofobik olduğundan aksiyon tarafıyla eğlenirken bir yandan da korkabiliyorsunuz. Ayrıca yukarıda tüm paraları topladıktan sonra açmanız gereken kapıyı gösteren bir pusula var. O yüzden hiçbir şekilde kaybolma şansınız yok. Bu modun son bossuysa ana oyundaki Shagot'un azıcık skininin güncellenmiş hali, o kadar. Oldukça zor bir boss. Bir de gizli bir boss var. Bu boss için kaledeki çanı 11 defa ard arda çalmanız gerekiyor. Bunu yapınca kabus sonundaki Egat'la savaşıyorsunuz. Keşke bu ana boss olsaydı çünkü birçok oyuncu bu boss'un varlığından habersiz. Kendisi kabus sonundaki gibi birazcık tekinsiz olsa da sıradan ölü bir ağaçtır. Lovecraft tanrı türü oldukça güzel bir kapanış olmuş. Boynuzlu bir kafanın kaba şeklindeki kökleri, belirsiz yüz hatlarını anımsatan çeşitli budak delikleri, favorim olmasa bile çok başarılı ya. Bu canlı organik ağaç ağzıyla sizi yemeye çalışıyor. Oyuncuya bu şekilde hasar veriyor. Uzak mesafe saldırısı falan yok. Ama tek bir darbesi bile size yüksek hasar veriyor. O yüzden kendisini açık alana çekip savaşmanız gerekiyor. Kalede sizi özgürce kovalayabilme yetisine sahip kapalı alanlar sizin ölüm alanınız olabilir. Son iki tane moda gelirsek. Bu ikisine menüden erişmek için oyunun gamasını ya sona çekeceksiniz ya da en alta çekeceksiniz. Sonrasında ise New Game'e basaraktan o moda giriyorsun. Ve menüye geri döndüğünde ise gamma sıfırlanıyor. Yani save'in falan gitmiyor, rahat olun. Eğer gamma'yı full'e çekerseniz galeri moduna, yani modelleri inceleme moduna giriyorsunuz. Bu şekilde köpeğiniz Danny'nin NPC haliyle beraber kendisini başına okşayıp hem ana oyunun hem de Midnight modunun NPC'lerinin modellerini inceleyebiliyoruz. Burada tüm NPC'lerin isimlerini de görebiliyoruz. Sabit duran modelleri incelemek çok önemli bir şey. Oyunları oynarken aksiyondan ötürü hareket halindeki düşmanların nasıl detaylarla dizayn edildiğini hiçbir zaman fark edemiyoruz. Ben oyunlarda model incelemeyi bu yüzden seviyorum. Mesela bazı özel sebeplerden ötürü Capcom oyunlarında model incelemek en çok yapmaktan keyif aldığım işlerden biri. Çünkü karakter kumaşları çok iyi. Evet, kumaşlar çok güzel. Capcom'un oyunları açısından kaliteli ya. Güzel yani, güzel. Güzel. Eğer gamma'yı en aza çekerseniz Dark Mode isimli 20 dakikalık bir moda giriş yapıyorsunuz. Bu mod ana oyundaki olaylardan önce geçiyor. Ana karakterimiz aynı. Ve klostrofobi içermesiyle beraber de ana oyundaki temayı kullanıyor. Oyuna karanlık bir yolda arabanızla başlıyorsunuz. Amacınız belli. Bu silsile önünüzü göremediğiniz karanlığı arabanın ön farlarıyla aydınlatıp evinize ulaşmak. Buradaki grafikler ve dizayn seçimi direkt araba içinde hızlıca hareket etseniz bile oyuncuyu ürkütüyor. Her an bir işe çıkabileceği gerginliği vücudunuzu kaplıyor. Bu mod 20 dakika sürüyor çünkü aslında bir müzik videosu. Akuma Kira'nın Silent Hill 2'deki Laura'nın tema müziğinden esinlenerek hazırladığı müzik başta olmak üzere ana oyundaki soundtrackler çalıyor. Yeni geçtiğiniz bölgeye göre ana oyunda olduğu gibi arabanın radyosunda çalan müzik değişiyor. Hangi müziğin çaldığını radyoya bakaraktan okuyabiliyorsunuz. Eğer bir müzik ilginizi çektiyse ve dinlemek isterseniz bu sayede ismini öğrenme şansınız var. Burada Silent Hill 3'teki Robbie göndermesiyle beraber depresif insanların ilgisini oldukça çeken Gece geç saatlerde araç sürme deneyimini birinci elden deneyim ediyorsunuz. Bir nevi simülasyon yani. Ama sonrasında bir tünel görüyorsunuz. Tünelde bir uyarı geçirilmiş. Güvenliği terk ediyorsunuz diye. Bu bir ev sizin arabanın üzerine atlayabileceği hissini veren kirli tünelde ilerlerken ışıklar bozulmaya başlıyor. Sonrasında ise hayaletimsi figürler gözüküyor. Eğer arabayı durdurursanız hayaletler sizi öldürüyor. Ama gaza bastığınız sürece sorun yok. Tünelden çıktığınızda ise melankolik bir müzik eşliğinde açık alana geçiş yapıyorsunuz. Eğer arabayla veya otobüsle köye gitme veya dönme deneyimini yaşadıysanız camdan dışarıya baktığınızda gördüğünüz mekan değişimini iyi bilirsiniz. Burada da aynı durum mevcut. Yalnız başınıza farlarla önünüzü aydınlattığınız karanlık bir ormandayken bir bakmışsınız yıldızların geçtiği, parlak binaların olduğu bir yoldasınız. Benim Cry of Fear'dan korkma sebeplerimden bir tanesi buydu. O oyunda tıpkı sokaklarda insanların olmadığı gibi binaların ışıkları da yanmıyordu. Kendimi yapayalnız hissediyordum. Gerçek hayatta arabayla veya da yürüyerek yolculuk ederken de hissettiğim bir şey bu. İnsanların gece o saatte uyanık olduğu hissi bana bir güven hissi veriyor. Ne kadar başıma bir şey gelse kimsenin gelip de kolay kolay kurtarmayacağını bilsem de kendimi daha rahat hissediyorum. Ama maalesef ki birazcık ilerleyince yine müzik bozulmaya başlıyor. Ve tekrardan bir tünele giriyorsunuz. Burası modun son kısmı. Ekranın genişlenmesi eşliğinde karşınıza binlerce korkulu çıkıyor. Arkadaki müzik ise şiddetli, cırtlak bir çığlık eşliğinde. Yozlaşan, çarpık hale gelen etimsi duvarların arasından geçiyorsunuz. En sonunda ise tünelden çıkmayı başardınız. Tebrikler. Ekranda ise eve gelmeyi başardın yazıyor. Bu mod ana karakterin klostrofobisini size iyi aktarıyor. Saydığım tüm bu modlar oyunu alır almaz size geliyorlar. Ne Midnight modu ne de Dark Mode paralı değiller. Hepsi ücretsiz içerik. Lost in Vivo'yu alır almaz 4 saatin altında bitirip sonrasında ulan ben bu oyuna mı 350 TL verdim demek yerine alternatif sonlar için uğraşmak, New Game Plus'ı denemek, farklı modları deneyimlemek derken oyun 10 saate geçebiliyor. Ben yaklaşık 13 saat içerisinde oyunun sunduğu tüm içeriği deneyimledim. Hatta oyunu %100 yaptım, Steam hesabımda sergiliyorum. Hayatım boyunca bugüne kadar birçok korku oyunu oynadım ve oynamaya da devam edeceğim. Oynadığım her korku oyununa bir süre sonra alışırken ve korkmamaya başlarken Lost in Vivo beni 4. bitirişimde bile korkutmayı başardı. Kendisi kesinlikle bugüne kadar oynadığım en korkunç ve en rahatsız edici oyundu. Beni en çok etkileyen ve korkutan korku yapımları her zaman bağımsız geliştiricilerin korku oyunları oluyor. Umarım 1. ve 3. parti stüdyolardan kalbimize dokunan yaratıcı korku oyunları görebiliriz. Eğer Akuma Kira'nın diğer oyunlarına da 1 saatlik videolar yapmamı isterseniz ya da bu tarz oyun istekleriniz olursa yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen eksik etmeyin. Ayrıca ileride gelecek projeleri en kısa sürede izlemek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizin eleştirilerini, tavsiyelerini ve iltifatlarını okuyorum. O yüzden yorum yapmaktan lütfen çekinmeyin. Motive edici yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklemek için bu videoyu arkadaşlarınızla ya da Discord sunucularına paylaşabilirsiniz. Sıradaki videoda ise ormana giriş yapacağız. There's two sides to every story. The defeat of the